Evet, tekrardan merhaba. İkinci kısım. Quiz yaptık. Quizlerin sonuçlarına bakmadan önce en son bir haberle alakalı konuşmak istiyorum. Cyberpunk 2077 çıktı. Çoğunuz belki takip ediyorsunuzdur, büyük ihtimalle biliyorsunuzdur yani. Neyse, buradaki ilginç olay, birisinin Dimitri Andrew Core i7-960 CPU varmış. Illegal opcode'da exception vermiş. Yani çalışırken bir şekilde oyun crash ediyor. Trying to execute some missing AVX instruction. AVX instruction'larına bakarsak aslında bunlar Advanced Vector Instruction'lar. Intel'in işte SandBridge architecture ile sürdüğü. Bu eskiden, yani bunun şey instruction'ları, yani bir instruction'da multiple datayı bir anda şey yapmaya çalışıyorsunuz, işlemeye çalışıyorsunuz, SMD instruction'larından, onların uzantıları. 199 time game is good old SSE except. SSE'de daha önceki şeyleri, yani SMD, yine streaming SMD extension'ları, gene single instruction multiple data, yani bir instruction'da birkaç datayı birden. Çoğu okey ama diyor ki işte bazı yerlerde AVX instruction'ları var diyor. Ne yapmış Cyberpunk X'e? Literally işte spesifik bir yere gitmiş. Hani geçen hafta biz orayı kaydetmedik ama oh shit and giggles. Try to turn off by adding a red instruction. Şuradaki fonksiyonun başına bir red instruction'ı koymuş buraya. Editlemiş yani. Yani şöyle bir şey olmuş. Burada çalışırken sallıyorum şu instruction'ın geri kalanını işte invalid yapıp buradaki şeyi return ne varsa burada red şuradaki şey red instruction'ı bir tane red instruction'ı koymuş buraya. Ondan sonra 10 saattir çalışıyor diyor, hiçbir sıkıntı yok diyor. Past 10 saat without any crashes 60 frame per second whatever. Çok ilginç yani hani bizim yaptığımız şeyin çok spesifik bir case'i. Daha sonra evet her şeye bakacaktık. sınav bakalım. Şunu daha restart edelim. Alalım. Şu anda kapandı herhalde zaten. Şöyle alabiliriz. 50 ortalama çıkmış. 85 yanıt. Durum kapalı. Biraz ortalaması az olmuş. Aslında çok zor bir şey olmaması lazımdı ama karışık mı geldi biraz. Which of the following benefits? Şöyle yapalım. Which of the following benefits of serial communication is wrong? Cost and weight, mechanical reliability, circuit complexity and power. Bunlar birazcık daha hani subtle şeyler bile olabilir ama faster than parallel communication tabii ki bariz bir şekilde yok. Yani circuit complexity paralele göre daha az. Reliability'si tabii ki paralele göre daha iyi. Çünkü text line çekiyorsunuz. Cost and weight'i de yani buradaki cost weight'teki kısmımızda tabii ki area olarak mesela daha şey implementasyon daha kolay. Which of the following has allows simultaneous send and receive communications? Simultaneous dediğimiz anda zaten full duplex. Bir tane full duplex vardı. Cevap o. Diğerleri half duplex de İki tarafa da gidebilir ama aynı anda sadece bir tanesi olabilir. Simplex'te de sadece bir tarafa gidebilir. Asynkron, senkron olmasının çok bir önemi yok. Each of the following statements is false. For asynchronous serial communication, the transmitter and receiver use their own clock signals. Yani tabii ki kullanmak zorunda dedik. The sub is used when the timing errors. Aynı şekilde herhangi bir şekilde kayarsa stop bit'e bakabilir. Yani orada bir sıfır var, bir var olmaz diyebilir. Usually data rate needs to be predetermined dedik. Daha önceden asinkron için özellikle clock olmadığı için belli bilmemiz lazım. Start is optional tabii ki optional değil. Start bit'in bir yani mutlaka olması lazım. Olmazsa bilemez transmission başladığını. A single parity bit can detect only odd number of errors. Yani biraz önce söyledik aslında şeyden önce ama correct only one error. Buradaki kelime tabii ki correct değil. Yani düzeltme yok burada. Sadece detect etme var. Be specified as even parity yani can be specified as an even parity. Aslında bu da doğru bu arada. Be specified as an even parity birazcık şey olmuş da. Single parity can be specified as an even parity. Yani tabii ki can be specified edebilir. Buradakileri de doğru sayalım. Detect only odd number of errors. Buradaki tabii ki önemli olan şey bir tane hatayı yakalayabilmesi veya tekil hataları yakalayabilmesi. Even number'ları yakalayamıyordu.
Biraz uzun konuştuk aslında yani. 6 kişi derse katılmayanlar herhalde. For a UART communication, 1152.0.0 about 7E1 setup, which is the correct number of bits sent. Yani 7 tane data biti var, 1 tane parity biti var, 1 tane stop biti var, 1 tane de start biti var tabii ki. Dolayısıyla 7, 8, 9, 10 bit yapıyor toplamda. O yüzden cevap 10 bitti. bayağı diverse bir şey gelmiş. Herhalde start biti optional olmadığı için onu zaten yazmanın bir lüzumu yok. 7 data bitimiz, bir tane parity bit, even parity, bir tane de stop biti. Buradaki bilmemiz gereken şey. Which is the basic way of connecting UART transmitter and receiver. İki tane pin dedik. Aslında iki tane pin değil, üç tane pin. Yani bir de ground lazım dedik ya, onu eklemedim buraya. Yani ground hiçbirisinde yoktu herhalde. Clock yok. Bunlar clock'la alakalı. Burası direct communication, burası da crossover. Hani TX RX'e gidiyor, RX TX'e gidiyor. Öyle olması lazım. Which one of the following is not a potential problem for parallel communication systems? Not a potential problem. Bunların hepsi potential problemlar. Dersin başında da saydığımız EMI, electromagnetic interference, more IO, synchronization of signals. Ama ordering of bits on both receive and transmit side çok yani bir problem değil yani zaten. Set ediyorsunuz, buradan al, buradan al. Yapıyorsunuz yani. Veya şöyle diyelim, bu biraz daha software'sal bir şey, yazılımsal bir şeyken diğerleri daha donanımsal ve yazılımda tabii ki her şeyde hata yaparsanız hani alamayabilirsiniz. MSP, LSP gibi. For a yard communication with 8A1 burada soru var olabilir mi? Şöyle 8A1 communication receiver receives message whatever is the correct message. Şimdi buradaki önemli olan tabii ki even parity ve 8 bit oldu. 8 bit gönderiyormuş. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 tane 1 var. 6 tane 1 even parity'de number of birlerin even olması lazım, yani çift olması lazım. O yüzden doğru olması lazım. Eğer add olarak yani o olarak gelseydi bu o zaman parity error olmuş olacaktı. What's the main purpose? RX485 define electrical interface for implementing multi-point communication. Buradaki şey çünkü full duplex zaten RX-232 full duplex. Alternatif to RX-232 değil yani. Öyle bir alternatif şey değil. Makerler is miserable, evet. İki kişi. Tebrikler. Tebrikler, siz kazandınız. What is the purpose of oversampling? Oversampling'den bahsettik. Oradaki amacımız tabii ki birkaç kere sample edip noise'i şey yapmak, yani bir averaging yapmak, bir voting hani aynı mantık. İşte medium filter tarzı bir şey olabilir. Diğerleri değildi yani. Neyse, cevaplar böyleydi. Ama şuradaki dediğim gibi şunu kabul edebilirim yani. Çünkü be specific, yani can be specified as a parity, even parity. Yes, that is true. Can be specified as an even parity. Şunu şuradan akabiliyorsun değil mi? Evet. Evet. Konumuza geri dönelim. Example present. Evet. If a master wants to send this data to slave, öncelikle master slave data göndermek istiyorsa, master sends starts condition and addresses to the slaves. Yani start condition neyse onu gönderecek. Belli bir start condition'ı. Hani bizim serial communication'dan bildiğimiz. Ondan sonra slave'in adresini gönderecek. Ondan sonra data gönderecek. Ondan sonra belli bir stop condition'da datayı bitirecek. Böylece yazmış olacak yani. Okumak istiyorsa da start condition'ı gönderecek. Adresi gönderecek. Ondan sonra register'ı gönderecek. Hangi register'ı okumak istiyorsa. Slave ondan sonra datasını gönderecek. Master tekrar communication'ı kapatacak. Start ve stop condition'ları biraz daha burada değişik. Start condition is a high to low transmission on transition on STL line when STL is high. Yani STL clock yüksekken STL birden sıfıra bir transition yaşadığı anda bir start condition'ı var demektir. Yani karşı tarafa hazır geliyor. Ona göre sample'la diyorsunuz. Stop condition'ı da tam tersi yine STL yukarıdayken yani high'ken birden sıfıra, sıfırdan bire bu sefer bir transition. Bu da transmission'ın kapattığını yani. Start condition ve stop condition olarak bunlar belirleniyor. Data is placed on the STA line after STL goes low and sampled after STL goes high. Aynı şekilde işte clock işte lowken konuluyor, highken de sample'lanıyor. Burada aynen karşı taraf burada sample'lıyor yani şurada. Şurada sample'lıyor. Gönderen kişi de aşağı tarafta değiştiriyor datayı aşağıda. STA needs to be stable when STL is high. Buradaki önemli olan kısım
gene şeyin IceCRC datanın valid olmasını söyleyen, eğer SEL yukarıdayken datanın hiçbir şekilde değişmemesi lazım. Bunun garantisi olması lazım. Yani ona göre implement edilmesi lazım. Ya da aşağıdayken, SEL işte aşağıdayken data değişebilir. Burada zaten değişen o. Ondan sonra tekrar yukarıdayken datanın değişmemesi lazım. Fakat burada data invalid demiş ama yani teknik olarak teknik olarak dediğim gibi burasının şurada olması lazım yani birazcık şey kaymış ama neyse yani o şey anlayın yani şu yukarıdayken buranın değişmemesi lazım aslında olay aşağıdayken değil de yukarıdayken da birazcık kaymış. Protocol basics: messages are broken up into two types of frames, address frame and data frames. Öncelikle STA, STL zaten oluyor. Belli bir start condition geliyor. Start condition'dan sonra 7 bitlik adres geliyor. Burada 7 bit çalışıyor I2C. 7 bitlik adres geliyor. MSB first. Ondan sonra read-write biti geliyor. Read-write biti işte 1 ise requesting data, 0 ise sending data, işte 0 ise write, 1 ise read gibi. Ondan sonra şey bir acknowledge gönderiyor slave. Ondan sonra tekrar master datasını gönderiyor. Hangi register yazacaksa diyelim ki x işte 18 register'ına 15 yazacak. Burada işte 15'i gönderiyor. Tekrar slave acknowledge ediyor aldığına dair. Ondan sonra transmission kapanıyor. Bu acknowledge'lar da slave'in aldığına yönelik yani bir nevi bir şey. Handshake gibi. 10 bit adresi de support ediyor. Yani extended adres versiyonu da var bunların. Çünkü 7 bitte ilk başta orijinal olarak 7 bit tasarlıyorlar ama tabii ki I2C araçlarının çıkmasıyla çok fazla adres olarak verme sıkıntısı çekiyorlar. Dolayısıyla işte 10 bite doğru çıkıyorlar. Ekstra şeyler de var yani. Hani bir data 10 bit diyorsa ona göre belli bir frame yapısı olacaktır yani. One or more data frames, bu da ne demek? İstersek eğer register multi, yani sistem burst'ü support ediyorsa multi data alabiliriz. Yani sürekli, aslında SPI'de de bu aynı şekilde burst support ediyorsa ard arda alabiliriz yani dataları. Gidebilir. Burada da communication'ın aynı şeyi, aynı mantık. Start device address send gönderiyoruz. Aslında acknowledge geliyor, datayı gönderiyoruz, acknowledge, datayı gönderiyoruz, acknowledge. En son stop condition'ı gönderiyoruz. Yani stop condition'ı göndermeden transmission kapanmıyor diye düşünebilirsiniz. Burası da o işte. Start bit, slave address, read-write bit, acknowledge. Ondan sonra data, ondan sonra acknowledge, data, acknowledge. Mesela kaç tane byte göndereceksiniz? N tane byte. Buradaki tabii ki mesela mantık şu. İşte aksiyonometre dedik. Aksiyonometrenin 3 tane şeyi var yani. X, Y, Z hani. 3 degree of freedom. Üçünden de data alacaksınız. Şimdi tek tek hani bu adresten bunu oku, bu adresten bunu oku, bunu adresten bunu oku yerine işte adres verip mesela bir sonraki 3 tane register'ı bana gönder gibisinden, 3 tane adresten bana register'ı oku gibisinden bir şey yapabiliriz yani istediğimiz kadar. Burada da burada send için, burada da receive data için start device address receive acknowledge gönderiyor, datayı gönderiyor, acknowledge diyor, bir daha datayı gönderiyor istediğimiz kadar hani slave gönderiyor. Burada tabii ki gönderirken şuradaki işte ikisinin arasındaki farkı belirleyen şey şuradaki RSBT yani. Bu varsa birisi oluyor yoksa birisi oluyor gibisinden düşünebilirsiniz. Buradaki data transmission'a da işte siz eğer yazmıyorsanız, okuyorsanız slave gönderiyor. Siz bir şey göndermiyorsunuz. Each device has, dedik, how to connect two copies of the same profile. Burası ilginç. Şimdi diyelim ki elimizde şey var yani belli bir EDC var yani veya işte belli bir aksiyometre var. Şimdi SPI ile multiple copy bağlayabiliriz. 10 tane SPI lazım bana mesela. Veya 10 tane işte I2C device lazım veya SPI device lazım diyelim öncelikle. 10 tane ekran bağlayacağım ben. Bir şekilde. Şimdi SPI'de bu sıkıntı değil. Neden sıkıntı değil? Her birini ayrı bir çip seçerek bağladığımız için kendimizi adreslemiş oluyoruz otomatik olarak. Fakat I2C'de protokol gereği bu sıkıntı. Herkesin spesifik bir adresi var. Bir tane daha bağladığınız zaman bu sefer hangisini alacak gönderdiğiniz datayı? Individual nasıl seçeceksiniz? İşte bunun önüne geçmek için veya bunun biraz daha customization vermek için vendorlar şöyle bir şey yaparlar. Zaten yukarıdaki MSB'leri fixtir. Mesela işte baştaki 1101 buradaki 3 4 5 şuradaki 5 bit şey 6 biti bu MPU'nun zannedersem MPU 6050'nin firma satın almış.
sıfırla biri kendisi değiştiriyor. X'i. Bu nasıl yapıyor? Bir tane A label'lı bir tane pin var. A0 olabilir, 1 bitse, işte birkaç bitse A1, A2 diye olabilir. Bu biti eğer siz devreyi çizerken, PCB tasarlarken eğer ground'a bağlarsanız o adrese 0 yazmış olursunuz. Hani ona 0 adresini vermiş gibi düşünürsünüz. 1'e bağlı, yani voltaja bağlarsanız bir de diye 1 vermiş gibi olur. Dolayısıyla sizin mesela ayırmıyorsunuz dediğim gibi MPU-65 sizin elinizdeki adresi 68 olabilir veya 69 olabilir. Dolayısıyla iki tane bağlayabilirsiniz. Çünkü üzerinde bir tane A0 pini var. Biraz sonra bakarız data sheet'imi açtım. Ama mesela başka bir şeylerde, yani daha çok kullanılan sensörlerde 3 tane adres bitine kadar çıkabilir bunlar. Yani A0, A1, A2. Bunları bağlayarak mesela 8 tane farklı şey kullanabilirsiniz. Dörtlü varsa işte 16 tane kullanabilirsiniz aynı ISOCard siyahatında. Diğer türlü işte bir şekilde ya repeat multiplexer, hani max satmanız lazım. Başka bir yöntem kullanmanız lazım. Veya onu slave olarak bağlamanız lazım diyelim. Example read write. Example verdim. Gene aynı mantık. Start ve stop, start ve stop conditionlarını gönderiyor. Bunu gene ben hani örnek kod veriyorum ama birebir bu ilk işlemcine göre olmayabilir. Bizimkinde çalışacak mı biraz sonra göreceğiz ama bazen siz manuel olarak oluşturabilirsiniz. Bazen de peripheral otomatik olarak start condition'ı otomatik olarak stop condition'ı genere ediyor olabilir. Bizimkinde otomatik genere ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Send device adresini write node TDR yazmışız. Write 1 olduğu için herhangi bir şey değişmemiş, değiştirmemişiz. Pardon, şurası read. Write mode register adresini okumak istediğimiz register adresini gönderiyoruz. Burada restart transmission, yani transmission'ı kapatıp açmışız. Kapatıp açmamıza gerek olmayabilir, gerek de olabilir. Okuduğumuz device'e bağlı olarak değişebilir veya bizim implementasyonumuza göre gerek olmaması olabilir yani. Burada mesela bir acknowledge bitini bekleyebilirsiniz. Wait for acknowledge bit gibisinde. Ondan sonra TDR'a tekrar device adresini gönderiyoruz. Bu sefer son bitini işte 1 gönderiyoruz mesela. İşte bu read'i ifade ediyor son biti. Buradakinde tam tersinde de olabilirdi. O zaman da işte 8-0 ile orlamamız gerekecekti. Diğer taraftaysa eğer read biti. Onu gönderip işte until bekleyeceğiz. İşte address is sent, receive buffer is not empty, read content. Ondan sonra gelen datayı okuyacağız register'a. Ondan sonra stop condition'ı generate edip döneceğiz. Write'a da aynı şekilde device adres, register adres, data. Aynı mantık. Device adresi gönderiyoruz. Register adresi gönderiyoruz. Datayı gönderiyoruz. Tabi aralarda biz belli başlı flagleri beklememiz lazım. Bu da ilk işlemcinin implementasyonuna göre değişecektir yani. Wait until address sent. İşte wait until byte transfer complete. Wait until byte transfer complete. İşte send stop condition gibisinde. Dediğim gibi daha more involved çünkü çok daha farklı customization'lar mevcut. Birazcık bakmak gerekiyor. Bunlar da genel olarak kullandığımız şeyler aslında diğeriyle aynı ama hemen çok farklı değil. SD kart yok bir. Burada şey var. Normalde bu paralel oluyor mesela ama işte şeye çeviriyorlar. Hani I2C'yi çeviriyorlar. Real time kulak olabiliyor. ADC dekler olabiliyor vesaire. İPROM'lar olabiliyor. Factors to consider when selecting protocols. How fast can they... Şimdi tabii ki 3 tane protokol gördük. UART gördük, SPI gördük, I2C gördük. Biz ne kullanacağız? Yani burada asıl önemli olan bilmek bir, ikincisi kullanmak tasarımcıysak. How fast can the data get through? Depends on the bitrate and protocol. Yani datanın ne kadar hızlı gitmesi gerekiyor. Tabii ki bitrate'e ve protokole overhead'ine bağlı olacak. Overhead dediğimiz şey de şu. Mesela burada SPI için... I2C için biz şu kadar bir data göndereceğiz ama bu kadar bir frame göndermemiz gerekiyor. Yani bir bit diyelim ki 100 mikrosaniye ise burada toplamda 8, 16, işte 17, 18 tane bit gönderiyoruz ki çok fazla. Bu arada burada da mesela ikinci bir start condition var. Şuradaki gördüğünüz start condition. Şununla aynı. Burada da stop condition var. Burası overhead'i mesela. SPI'da overhead biraz daha azdı tabii ki. UART'ta da işte bir start biti bir tane stop biti gibi bir şeydi yani overhead. How many hardware signals do we need? Many clock line, chipset line, dediğim gibi bu yine design considerationlarda kaç tane bizim şeyimiz var, IO'muz var, kaç tane available, ne kadar kullanabiliriz vesaire. How do we connect multiple devices? Topology, yani nasıl bağlayacağız? Genelde bu topolojiden kastımız tabii device'ların birbirine nasıl bağlandığı da.
Mesela star topu, yani farklı topolojiler var. Mesela star örneğinde bir tane merkez var. Herkes merkeze bağlı gibisinden. Merkez fail ederse hepsi fail eder ama işte farklı topolojilerde mevcut. Dedicated link and hardware per device point to point mesela olabilir. Veya işte belli bir bus share edebilirler. Herkes aynı busta olabilir vesaire vesaire. How do we address the target device? İşte discrete hardware sinyaline ihtiyacımız var mı yoksa adres embedded packet mi? Gene aynı şekilde düşüneceğimiz şeyler. How do we changes we add? Tabii ki ikinci yani en önemli kısımda tabii ki bir de scalability. Yani bundan sonra biz birkaç tane daha bir şeyler eklemek istiyorsak veya işte bu faz 1'dir. İkinci fazını yapacağız projenin veya projeyi geliştireceğiz. Çünkü şirket olarak şöyle düşünürsünüz genelde. Product yaptınız, işte bir saat yaptınız, gönderdiniz. Yarın o saat yani saat tabii ki satılmazsa keserseniz de asıl amacınız o saati geliştirerek sürekli bir sonrakine geçmek. Yani aynı iPhone'daki olduğu gibi, aynı Apple Watch'taki olduğu gibi veya işte diğerlerindeki olduğu gibi bir şekilde bir sürekli ilerletmek istersiniz ama ilerlettiğiniz zaman ne gibi requirement'larınızın olacağını çok kestiremeyebilirsiniz. Dolayısıyla farklı şeylere de imkan vermeniz için kendi açınızdan. Çünkü komple sistemi değiştirmek, komple bir PCB yani full bir donanımsal ve yazılımsal bir rebase yapmanız lazım. Tekrardan bir şeyler yazmanız lazım. O da tabii ki zaman yani time to market'inizi çok düşürür. Time to market burada çok önemli şeyler, faktörlerden birisi. Özellikle Türkiye'de yani bir firmaya girdiğiniz zaman mühendislikte de aslında birazcık bu var şimdi. Gerçi recording'de çok da konuşmak mantıklı değil bunlar ama. Neyse. Genelde istenilen şeydir yani. Bir an önce biz çıkalım markete. Problemler olursa ya problemleri çözeriz ya da problemler varsa tamam bir şekilde acknowledge ederiz onu fix etmeye çalışırız gibisinden belli bir mantık vardır. Benim başıma gelen bir olayı anlatayım zamanında. Bir firmadan laptop aldım. Sony. İsim vermeyeyim. Neyse laptop aldım ve bir sene geçti geçmedi herhalde. Fan bozuldu bir şeyler oldu yani. Servis çağırdık geldi. Neyse adam zaten şeymiş hani gelip böyle eve geliyor tamir ediyor gidiyor. Hani öyle yapıyor orada servis öyle biraz çalışıyor. Yurt dışında yani oldu. Yani o line'larda benim aldığım line'larda diyor ki thermal throttling problem yani thermal problem var diyor yani. Yani yeterince hani fanlar düzgün organize edilmediği için içeride ısıyı yeterince dağıtamıyor. Dağıtamadığı için de belli bir süre sonra işte thermal fatigue oluyor. İşte fail ediyor hani. Ve diyor bunu biliyorlardı hani çıkarırken. Fakat çıkardılar. Yani buradaki tabii ki firmanın belli bir şeyi var yani. Orada çıkarmak istiyor Eylül'de. Eylül'de yetişmesi için hani mühendislere bir daha bu olmadı. Hadi bir daha tasarlayın diyemez yani. O yüzden de time to market önemli. Bunlar bir şekilde onlara ekliyor. Project 2 bu hafta Perşembe'ye due. Project 2 ile alakalı zaten herhalde hem Mecit hocanız şey yaptı. External interrupt'ları yaptı. Hem de siz LED'lerle aşinasınız. Aslında calculator çok çok aman aman zor bir şey değil. Oradaki tabii ki zorluğu işin biraz daha floating point aritmetiğine gelince zorlanacak. Bu hafta lab yok. Bu hafta ödev de yok. Perşembeden sonra hem lab hem ödevi esayen ederiz. Ondan sonra da üçüncü projemiz olacak. Bir sorunuz olan var mı? Sorusu olan var mı? Buraya kadar. Yok. 21 gözüküyor. 21-23 yapmışımdır. Yani şöyle çarşamba akşamı olacak. 23'ü yapmadıysam da 23'ü diye düşünün yani. Çarşamba akşamı. Çünkü oraya ilk başta verdiğim zaman pazartesileriydi lab. Oraya kaymıştı. Şimdi çarşambaları tekrar sync ettiğimiz için çarşambaya geri çekeceğiz. Evet. Şimdi gelelim kodlamaya. En son lecture 10 yapmıştık. Sorusu olan varsa bu arada yazabilir, sorabilir. Lecture 10. Şunu silelim. İşimiz yok. Debug silelim. Tamamdır. Main. En son ne yapmışız? Şu üçünü herhalde açacağız. BSPC'de ne yapmışız? İşte board support package oluşturduk. Belli bir grading packet oluşturmuştuk. BSP initimizde system core plug update var. LED initializing, button initialization, system core initialization. Şuradaki butonu da kaldırayım. Benimki için en azından. BSP UART'ini 9600'e initialize etmiştik. Ondan sonra watchdog göstermiştik.
Milisaniye delay fonksiyonlarımız, initialization'larımız hakkında konuşmuştuk geçen hafta. IRQ handler, UART'a sadece data, ondan sonra print char fonksiyonu yazmıştık. Print fonksiyonu yazmıştık. Print fonksiyonu yazmıştık. Şurası underscore print'ti herhalde. Ondan sonra birazcık şeye uğraştık ama bu sağ olsun bizi fail etti. Seri portu yani, taklattırdı baya. En son çalışmış gözüktü ama şimdi onu yapacağız yani. Neyse, UART initialization yazmıştık. Burada kaldık değil mi? En son evet. Burada zaten aynı şeylerimiz var. Main site'de de buradayız. Şimdi ben burada şey yapacağım. Ne yapacağım? Şunu yapalım. Ben şeyi bağladım. Board'u bağladım. Şu anda bunu programladığımız zaman şunu görmemiz lazım yani. Bu sefer ben kendi ayrı terminalimi açacağım yani. Buradakini çünkü güvenmiyorum. Windows'ta çok problem olacağını zannetmiyorum ama Linux'ta birazcık böyle şeyler olması doğal olabiliyor. Şu anda hello from lecture 9 işte şey yapalım. Bunu durduralım. Şimdi geçen hafta da aslında hani kayıtta o yok ama bu tarafı çıkardım. Şöyle bir fonksiyon yazmıştık. Şimdi dedik ki normalde biz tamam bu print fonksiyonu güzel ama ben mesela işte print 100 dersem ne olacak burada? Veya 100 yazdırmak istersem ne olacak? Belli bir integer yazdırmak istersem veya belli bir numara yazdırmak istersem. Bunu yapmam için ayrıca taklatmam lazım. Neden? Çünkü 100'ün 1'deki karakteri almam lazım burada. Yani 1 karakterini 1 olarak değil de ASCII'deki karşılığı neyse işte 31, 32, 33 neyse onu yazmam lazım burada. O yüzden de bayağı hani birazcık daha bir şeyler yapmam lazım. Peki şeye bakalım. Bu arada build ettiğimiz zaman buradaki şeylere de bakalım yani. Buraya da hiç bakmadık mı hatırlamıyorum ama object size'ımıza baktığımız zaman text section'ımızda bizim işte 18-16 varmış. Data section'ımız 12 byte'miş. BSS section'ımızda bayağı bir şeyler varmış gözüküyor. Toplamda 3.4'lük bir şey varmış. Byte'lık, kilobyte'lık bir data varmış. Bizim ELF dosyamızda. Şeyimize geçmeyelim diye yani. Window show view static var mı? Static organizer mı gösteriyor? Neyse bir yerlerde gösterir. Şimdi benim yapmak istediğim tabii ki Studio H kullanıp burada ben aslında şunu yapmak istiyorum yani. Bir şekilde printf aynısını. Yani böyle bir şey kullanmak istiyorum. Bunu mesela lecture 10 yapmak istiyorum. Şimdi bunu yapabilir miyim diye baktığım zaman öncelikle build etmede sıkıntı yok yani. Studio H'e ekliyoruz. Ondan sonra printf yapıyoruz. Çalıştırdığım zaman çalışmayacağını göreceğiz. Yani çalışmaması gerekiyor. Neden çalışmaması gerekiyor? Çünkü printf alt tarafta bir tane system call çalıştırıyor. System call var. Dedim ya, operating system ile aşağı tarafta donanım arasındaki ilişki, yani daha doğrusu operating system'ın yukarı taraftaki application'lara sunduğu donanımlarla communication için bir API, common bir API diyelim. Bu da alt tarafta eğer araştırırsanız underscore write diye bir tane system call çalıştırıyor. Şimdi underscore write diye bir tane system call 3 tane parametre oluyor. Bir tanesi file descriptor. Çok bizim kullanmayacağımız bir şey. Bir tanesi işte yazacağınız yer olan pointer. Bir tanesi de kaç tane byte yazdığımız. Buradaki setup'ı böyle kurmamızın da sebebi o. Underscore write yaptığımız zaman alt tarafta yine print char yapacak. Bir tane bizim printimizi değiştirmemiz lazım. Sadece isim değiştiriyorum yani. Underscore write 0 ben underscore print'i. Şuradan da underscore print'i kaldırabilirim artık. Bu aslında bir şey daha bekliyor yani. Return type bekliyor bir tane. Buradan da return yapıyor ama diyelim ki unuttuk yani. Nasıl bir şey olacak? En azından ona bakalım. Şöyle bir daha çalıştıralım. Şu anda evet ikisi de geliyor yani. Çünkü çok basit bir şey olması lazımken diğer taraf bizi bayağı fail etti geçen. Ama burada birazcık sıkıntı var yani. Bir şeyler geliyor ama lecture 10 geliyor. Bir daha ondan sonra lecture 10 bir şeyler yapıyor. Buradaki sebebi de tabii dedim ya underscore write belli bir şey bekliyor. Yani return len bekliyor. Uzunluğu geri döndürmenizi bekliyor. Aslında böyle bir şey var. Bunu da düzeltirsek eğer genel olarak printf'leri artık kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Evet. Şu anda artık ikisi birden çalışıyor gördüğünüz üzere. Artık biz istersek
printf'i alıp işte yüzde esli, yüzde değili şekilde kullanabiliriz. Yani sayımızı ve şeylerimizi gönderebiliriz mesela. Şöyle diyelim. Yapalım. Int i eşittir 0 gibisinden bir şey yapabiliriz yani. Ona göre bir şeyler yapacaktır. 2 diye devam edecektir yani. Tamam. Burası şey, nereye koyduk yine? BSP için. Yani normalde bu BSP'de olması çok mantıklı değil. Geçen eğer oluşturursanız sistem kodlar diye ayrıca bir dosya oluşuyordu. Onu görmüştük aslında da. Yine kayıt da yoktur yani takip edenler için. Küp projesi oluşturursanız sistem kodlar diye geliyor. Sistem kodların içerisinde böyle bir şey var. Sizin yapmanız gereken içerideki fonksiyonunuzu kendi print fonksiyonunuza dönüştürmeniz. Burada UART'a dönüştürüyor. Bizim mikro işlemcide yok. O yüzden çok da konuşmayacağım ama normalde SerialWire Viewer diye bir konsept var. Şeyin ARM Cortex'lerin sunduğu. Bizimki biraz küçük olduğu için eklememişler ama daha büyüklerde olacaktır. Oradan SerialWire'dan da aynı şekilde şeyi gönderebilirsiniz. Datanızı gönderebilirsiniz yani. Burada başka nasıl bir şey yapabiliriz? Burada başka bir şey yapmaya gerek yok. Tamam yani printf'leri yaptık. Çok iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Şimdi gidelim. Biz burada MPU6050'yi nasıl çalıştırabiliriz? Ona bakalım aslında yani. Benim bugünkü yapmak istediğimiz şey bu. Bu da birazcık gene yani deneyeceğiz ama hani çalışacak mı çalışmayacak mı bakacağız. Ona bir garanti veremeyeceğim yani. Main dosyamızı açtık. Bunun main'i değil mi? Buraya kadar sorusu olan var mı? Değil mi? Yani tamamen terminlerin bizi fail etmesi geçen hafta yani. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Örnekle alakalı. Normalde kendi RxTX fonksiyonları yazmadan önce sizin yaptığınızın aynısını işte yapmaya çalışmıştım. Burada şöyle bir sorun çıktı. Burada mı diyorsun? Aynen hocam, UART'ta. Hı, tamam. Print char'la alakalı. Ben normalde tek tek breakpoint koyarak denediğimde ne yazarsam print fonksiyonuma bunu yazıyordu. Fakat normal çalıştırdığımda sadece ilk iki harfi yazıyor. Ona verdiğim char array'in. Yani bu bir hiç şey tanıdık geliyor mu yani, bu şundan dolayıdır diyebiliyor musunuz? İki harfi yazması. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Şimdi breakpoint'le olduğu için breakpoint'te bir tane karakteri bekledikten sonra bekliyor ya Evet. flag'i hani flag mutlaka set oluyordur orada hani. Mutlaka transmission complete oluyordur. Ama normal çalıştırdığı zaman sen ardarda gönderiyorsun ya şey yetmiyor olabilir. Hani flag set olmuyor, overwrite ediyorsun. O zaman da saçmalıyor, belli bir error veriyor olabilir. Yani şuradaki flag ile alakalı olabilir. Olma ihtimali çok yüksek diyeyim. Eğer geri kalanlar doğruysa. Tamamdır hocam. Sadece merak etmiştim. Normalde kendim olayı çözdüm ama onu Yok, da çok, çözememiştim. yani bence sorduğun soru çok güzel bir soru. Sadece seninle alakalı değil. Yani bu zamanında başka şeyler de oldu. Mesela başka bir device'ınız var. Başka bir device'tan işte bu device'a data alıyorsunuz. İşte sensörden veya başka bir mikro işlemciden. Şimdi UART oradan sürekli gönderiyor sizin device'ınıza. Siz de sürekli okuyorsunuz. Şimdi buradaki 158, 159'u okumak çok önemli değil ama belki bir tane data frame'iniz var. Yani kendi formatınız var. Hani işte şu şeylerde vardı ya işte, yarışmalardaki şu satellite yarışmalarında CubeSat'larda falan işte frame'in birincisi ID'si olacak ondan sonra işte alt üstü olacak ondan sonra bilmem nesi falan böyle bir ton hani şey olabilir data frame olabilir böyle 100 byte'lık falan mesela. Datanın kaçmaması gereken yerler diyorsunuz değil mi hocam? Efendim? Datanın kaçmaması gereken yerler Yani aslında. aynen hani çok uzun bir şey olabilir. Şimdi çok uzun bir şey almaya çalıştığınız zaman arada saçmalarsa eğer hani düzgün okumuyorsanız arada mutlaka saçmalayacaktır yani. Hani 2-3'te belki yakalamıyor olabilir ama bir tanesine gidebilir yani. O dolayısıyla corrupt edebilirsiniz datanızı. O yüzden şey önemli. Hani tabii ki hangi datayı düzgün setup ettiğiniz önemli. Burada mesela işte beklettiği için yani breakpoint koyduğun anda zaten hani o anda varsa bile bir sonrakinde şey yapacaktır. Şey yapabilirsin belki o yani o kadar olabilir mi bilmiyorum ama burayı breakpoint oyunca buradaki şeylere bakıp status register'lara bakıp oradaki hangi flagler yanıyor, hangileri yanmıyor diye bakabilirsin. Hani sönme ihtimali var şeye doğru
buraya gelişeye kadar ama sönmeyebilir yani. Hani yakalayabilirsin yani. Hocam işte breakpoint koyunca doğru çalıştığı için zaten oradaki ISR doğru çalışıyor breakpoint koydu. ISR'ın buraya koyduğun zaman hani bunu okumadan önceki şey register'a bakarsan yani anlatabildim mi? Hani, tamam. Şu an ISR'a bakarsak yani nerede? UART 1'de miyiz biz? 2'deyiz. Mesela ISR'a baktık. Şu renk beni öldürüyor. Mesela burada şuradaki bit hangi bit o? TIAC, VIAC neyse bunlar. Onlar durmuş. Biraz daha var mı şurada? Ha, şuralarda bir şeyler daha var aşağılarda. Mesela transmission complete, receive işte empty mi bu hangisiyse yani bunlar yanmış mesela yani hani otomatik olarak. Hani yanmayı da bilirdi yani. Anlatabildim mi? Transmission complete olmayabilirdi. Sende de o gözükebilirdi yani. Teşekkür ederiz. Evet. Ne dedik? Orada da bu arada kol şeyi vardı ya. Tüh, onu da gösterseydin. Çok güzelmiş. Solda ya, ne yapıyoruz? Yok hayır. Aklına soracağım. Az önce onu göstermişken şuradaki breakpointimiz duruyor zaten de. Mesela burada sol tarafta da thread'in call şeyi var, historisi. Yani kim mesela main print çağırmış, print write'ı çağırmış, write'da print çarık çağırmış. Bu print'ten gelmiş. Tabii bu sürekli print edecek aynı print çağrı da. Bir daha ne kadar sakalım, çalıştıralım. Gene şeyden geldi. Yok ya, diğerini yakalayamıyoruz. Çok iyi bir yerde yakalamışız. Okey, şöyle yapalım. Hemen şuradaki... Aa, printf'imiz yok ki. Tamam, printf. Okay. Önden bir printf yok. Ne oradaki hata? Unused variable. Tamam, unused önemli değil bizim için. Gidelim. Bakın. Main... put, yani printf çağırdık. Printf puts'e gitmiş. Puts aşağıda başka bir şey çağırmış. O aşağıda başka bir şey. O aşağıda flash çağırmış. S flash, S write, write. Underscore write en son. Buraya kadar gelmiş yani. Bunlar hani tamamen arka tarafta printf'in implementasyonuyla alakalı. Tabii bu kadar implementasyon varsa dolayısıyla ne problemi vardır? Build ettiğimiz zaman bir anda göreceğiz ki bizim 3.4 kilobaytlık datamız olmuş 6 kilobayt. Yani sadece standart input output'u eklememizle beraber, çünkü kod aynı kod, 3.4 kilobayttan 6 kilobayta çıkmışız. Bakın, gördün mü? Sadece printf'le. Bu da ne demek? İki katı bir şey. Şurada bir yerde bir şey vardı ama dur bakayım. Ona nasıl bakacağız? Biliyor musunuz? Show view. Build analyzer mı? Yok. Show view. Console. Outline. Problem. Properties. Properties. Ha, şuraya mı gelmiş acaba? Hocam build analyzer'da olması lazım. Onu bulamadım ya. Ben de ona baktım ama. Başka bir yere mi gitti acaba? Neyse, ha şey mi acaba? Debug ekranından çıkarsanız hocam. Debug'dan çıktı mı? Debug'da değil zaten ya. Bir yerde var ama. Ha şurada. Tamam. Bir yerde olması lazım. Ben de orada diye hatırlıyorum ama. Yani burada da gözüküyor mesela. 6.4 işte belli bir yüzdesine kadar oluşturuyormuş. İşte %2'sini kullanıyoruz biz tabii ki. 64 kilobaytlık bir flash'ımız olduğu için. Ama 8 kilobaytlık bir flash olduğunu düşünürsek baya baya düşük oluyor. Hatta şeylerde 2 kilobayt, 8 kilobayt var herhalde. Doğru. Yani eğer biz G0'la değil de H0'la gitseydik. Aynı buradan H0 vardı mesela. 8 kilobaytlık bir yeriniz olacaktı. 2 kilobaytlık da bir RAM area'nız olacaktı yani. Aynı mantıkla. O yüzden hani seçtiğiniz şey önemli. Kullandığınız, ne kullandığınızı bilmeniz önemli. Birazcık da o yüzden üstünde duruyorum aslında bunların yani. Ayrıca bir tane daha bir şey var. Mesela şöyle bir şey yaptım. Print F yaptım. Bu yine çalışmayacaktır. %F ve %S diyelim, o da gelsin. Çok da şey yapmak istemiyorum. 1.1F gibi bir şey yapalım değil mi? Syntax ne? Syntax öyle. Yanlış mı yaptık? Şöyle yapalım ya da. Seni kıracağım. Float i diyelim. Şuraya i yapalım. Ha şeyi unuttuk ya. Ben diyorum niye? Tamam. Evet. Float format not enabled. Bakın build ederseniz
şey yapacak ama float olmayabilir. Şöyle bir şey yapacaksınız orada. Genelde onun için ekstra şey vardır. Tool settings. Bakın use float from printf from işte nanolib new node scanf float f'i de böyle alabilirsiniz yani. Nanolib nano. Ekstra şeyi arttıracaktır bu. Şimdi float print etmek için. Vesaire vesaire. Neyse şimdi burada artık işimiz yok. Şunu da kaldıralım. Printf'lik. Ya kalsın printf var kullanırız. Printf yüzde de iyi diyelim. Gerisi de önemli değil diyelim. Şöyle yapalım. Slash r slash n i. Evet şimdi gelelim bizim MPU6050'ye. Öncelikle MPU6050'den önce bizim 444 evet. R2C'ye bakacağız. Reference menu. Evet. Burada I2C var. SPI'de aşağıda mı? SPI'le başlayalım. Bir ya önce şeyi karıştıralım ya. Datasheet'i karıştıralım öncelikle birazcık. Datasheet'i 60-50 bizim şey IMU. Sizin de aldığınız 6 Degree of Freedom 3 yön akselerometre 3 yönde gyroskop datası var. Onun datasheet'ini biraz inceleyelim. Hem yine datasheet seviyelerimizi okuma yeteneklerimizi arttıralım yani. Overview var. Belli bir şeyden bahsediyor bir şeyler. Hocam bu. VDD'nin ne kadar olduğunu söylüyor bize. Bizimki 60-50. İşte 3.3'te çalıştığını gösteriyor. Mesela 5 voltta çalışmadığını gösteriyor. Hangi interface'lerin support edildiğini gösteriyor. Aslında 60-50'de bir tek I2C varmış ama 6000 varsa ikisini de support ediyormuş. Pin 8'in ne olduğunu söylüyor. Bakın AD0 diyor. Zaten ileride gideriz. Ondan sonra bir şeyler var. Çok önemli değil. Feature'lar çok önemli değil. Additional feature'lar, motion processing, clocking. Electrical karakteristikler var. Electrical karakteristikler alırken önemli de şu anda bakacağım çok aman aman bir şey yok burada. Konuşacağım. Tipik şeyler genelde. Nominal, milliampler, ne kadar. Burada şeyi gösteriyor mesela. SPI operating frequency. SPI low speed characterization işte 100 kHz'de mesela 1 MHz'de çalışabiliyormuş veya 20 MHz'de çıkarabiliyormuş mesela gibi. Eğer I2C ise de bu fast mode, standard mode bu da I2C tarafı 400 kHz, 100 kHz'i belli ediyor. I2C'nin adresi var. Adresi bu tabii ikisi için de herhalde mi geçerli bu? Evet ikisi için de geçerli. Bazen MPU6010 diyor onun şey zaten. Evet. AD0 pinine işte göre işte ya şöyleymiş ya da böyleymiş. Yani burası ne yapıyor? İşte 6'ya 8 yani 68 ya da 69 derste örnek buydu zaten. Ondan sonra başka şeyler çok önemli değil. VDD logicleri, clock cell'lerin whatever 0-1 internal clock source'un nasıl verdi? Yani belli bir clock source'un nasıl oluştuğunu. I2C, fast mode timing, 400 kHz'deki timing şeyini vermişler. Burada tabii ki timing diagramı şöyle önemli. Yani ne kadar mesela işte şeyin ne burası biraz daha mikrokontrollerlarda zaten fix olduğu için bu değerler çok da aman aman bu değerlere bakmamıza gerek yok. Fakat mesela bir FPGA'de biz tasarlıyoruz. I2C bu tarz bu timinglerin o zaman önemi var. Hani bir şekilde ne kadar şeyimiz var, slayımız var, ne kadar kendimiz şey yapabiliyoruz gibi. S-Clock Frequency, bu MPU6000'in SPI Timing Characterization'ı 1 MHz'de çalışıyormuş maksimum. Low Period, High Period, Setup Time, Hold Time, Setup Time, Hold Time, bunları zaten biliyorsunuz Setup Hold Time'ları gibi. Nasıl olduğunu onu söylüyor size. Absolute Maximum Rating'leri geçelim, çok önemli değil. Pin Out'ları okumamıza gerek yok, aşağıda bakarız. Şöyle bir çipmiş. Bunlara QFN Package deniyor. Quad Flat, No Pin. Yani ne demek bu? Dışarıya doğru pinleri yok bunun. Literally şöyle gördüğünüz gibi çip. Pinler aşağıda altında. Bunları lehimlemek için ne yapmanız lazım? Normalde hani pinlere koyduğunuz zaman pinlere koyarsanız lehimlersiniz. Bunlara reflow etmeniz lazım. Yani alt tarafa lehimleri koyarsınız. Sağdır şeyle sıvısıyla neyse. Üstüne çipi koyarsınız. Ondan sonra ısıtırsınız. Ya fırınlarsınız ya ısıtırsınız. Otomatik olarak işte belli sıcaklığa ulaştığı zaman şeyi çeker direkt. Pedlere çeker. Böylece şey yapmış olur. Yani bunları şey yapmak biraz daha zor ama basit bir hair dryer ile yapılabilir yani aslında.
düzgün şeyleri yerleştirebilirsiniz. Pedleri düzgün yerleştirebilirsiniz. Typical operating circuits, belli bir operating circuit var. İşte iki tane kapasitör, üç tane kapasitör bağlıyormuşsunuz. Veya şuraya bakalım. Dört tane kapasitör bağlıyormuşsunuz. Belli bir şeyleri var. Auxiliary, yani ikincil bir STA, STA, ikincil bir şey bağlayabiliyoruz buradan. 6. 7. pinler oymuş. İşte I2C peripheralları. Belli bir interrupt line var. Hani o bahsettiğimiz o interrupt dediğimiz line. İşte AD0 varmış. 9. pin adresini belirleyecek. SCL, STA varmış. Yukarılardan gidecek. Geri kalanlarda işte clock-in ekstra istersek. Kapasitörlerin işte filtre kapasitör, bypass kapasitör, charge pump kapasitör, işte bypass kapasitör gibi seramik, işte belli low ESR şeyler. Neymiş? Recommended power on procedure. Yine power on verirken önemli değil bizim için. MPU, evet, içeride nasılmış? İşte belli akselerometre, gyroskop şeyleri var. Hepsinin belli bir signal conditioning, ADC'leri var hepsinin ayrıca. Temperature sensörü de varmış içerisinde, kendi içerisi için. Gyro'lar için belli bir şey var, charge pump var. Ondan sonra signal conditioning'den sensör register'ları geliyor. Daha sonra burada FIFO'su, config register'ları, interrupt status register'ı, ondan sonra kalibrasyonu ve digital motion processor'ı varmış. DMP'yi çok ben de bilmiyorum, kullanmadım. Ama ne yapıyor burada? Buradaki, burası bir bus tabii ki, yani direkt böyle gözükmese de neyse. Master I2C serial interface bus, bypass bus. Auxiliary'den dediğim gibi diğer ekstra modüllere bağlanıyor. Özellikle işte magnetometre bağlamak istiyorsanız, yani nine degree of freedom'a dönmek için ikinci bir peripheral bağlamak için kullanılıyor. Ondan sonra bizim slave I2C'miz veya SPI'miz, işte hangisini kullanıyorsak ona göre buradaki 4 pin. İşte AD0 I2C'deyken, LSB iken, yani son bitken SPI modunda STO olarak kullanılıyormuş vesaire. Bayağı el diyorlar. Ondan sonra başka da bir şey yok herhalde. Bir şeyler anlatmış herhalde ama dur bakayım şuralarda bir şey yazıyor mu? Yok. Buralarda bir şey yazıyor mu? Master mode, pass-through mode. İşte pass-through modu, auxiliary geçirme modu. Self testleri söylemiş. Self testlerde diyor ki min max limit product specification, yani self testleri oluşturuyorsun. Belli min max'ın altında üstünde ise error veriyor. Hani yoksa pass diyor gibi belli bir şey var diyor. Tamam. Burada nasıl bağlanacağını göstermiş. Belli bir I2C bus'la bağlıyor. Biraz önce baktığımız çok da şey değil. Ha, nine degree of freedom için nasıl? Hani nine axis. İşte kompası, hani magnetometre bağlıyorsunuz. İşte buraya aksiden bağlayabiliyorsunuz. Yani böylece buradan direkt tek bir okumayla hepsini okumuş olarak okuyabiliyorsunuz gibi. Ayrıca bir daha bunu basa bağlamanıza gerek yok. Hani bunu da yapabilirsiniz ama ayrıca adreslemeniz gerekir. SPI kullanırsanız da yine aynı şekilde oluyor diyor. Whatever. Çok da şey değil. Internal clock generation önemli değil. FIFO önemli değil. BIOS charge pump. Programmable interrupts. Interruptlar ne işe yarıyormuş? İşte FIFO data ready mesela. Sensör adjuster'larda işte interrupt bunu veriyor veya error'lar için veriyor vesaire. Digital interface'e geldik. MPU 60 hani evet, hepsini söylemiş. I2C, two wire, onu anlatmış zaten. Burada da bizim anlattıklarımızı anlatmış. Protokolü anlatmış. Start condition, stop condition'ı söylemiş. Data acknowledge, data format acknowledge. Şurada mesela data output transmitter, buradan alabilirmişim resmi. Start condition'ı göndermiş, dataları göndermiş. İşte eğer receiver high'da tutarsa not acknowledge'miş, 1'de tutarsa, yani low çekerse acknowledge'miş. Hani buradakinde. Vesaire. Communication, ondan sonra oradaki işte adresi gönderiyor. Read-write bitini gönderiyor. Acknowledge gönderiyor serial port. Ondan sonra datayı gönderiyor. Acknowledge. Datayı gönderiyor. Acknowledge vesaire. Hani birkaç tane istersek arda arda bunları şey yapabiliyoruz. Burada da kimin ne gönderdiğini gösteriyor. Single byte-write sequence. Bu burst-write da bu şey demek işte. Dediğim gibi birkaç tane data için. Mesela burada bir tane data var. Burst yaparsanız support ediyorsa burst'ü. Hani burst de şeydir ya. Normal modda bir tane atacakken burst'te mesela 3-5 tane atar gibi. Hani o mantık, yani burst gibi böyle arda arda data çekebiliyorsunuz yani. Single byte read sequence, işte write olarak gönderiyorsunuz bunu, acknowledge. Benim de o kodda hani göstermeye çalıştığım şey birazcık burasıydı yani. Write adresi, ondan sonra register adresi, acknowledge. Ondan sonra işte okuyarak start condition tekrar. Ondan sonra read modda adresi gönder, acknowledge gelsin, datayı okusun. Bundan sonra şeyi gönderip stop condition'ı oluştur işte nakle. Veya burst'te de aynı mantıkta.
Başka SPI interface'ine bakalım. SPI interface'i nasılmış? Bizde yok da, yani 6000'lerde bu varmış, 6050'lerde yokmuş da şey için. Redrive adres format MSPC redrive'mış. Hani adresin 7. bit oluyor veya 8. bit oluyor. Adres 0'dan 6'ya kadar olanlar da şeymiş. Hani adres gibi gösteriyor ama zaten burada öyle bir şey teknik olarak söz konusu değil. Chip select var. Ondan sonra support single şeyler. Bu da data formatı nasıl olduğunu gösteriyor. Ha, bu şey için tabii ki adres dedim. Register adresleri için. Pardon ya. Neyse. Register adresleri. Hangi registerlardan okuyacağınız, yazacağınız. Burası da hangi datayı yazıp okuyacağınız. Hızlı gitmiyorum değil mi? Takip edebiliyor musunuz arkadaşlar? Gidiyoruz hocam. Tamam. Bir sıkıntı yok yani. Logic level'leri ile alakalı bir şey vermişler. Yani gene işte belli MPU 6050, AD0 işte 0'a mı bağlı, bir şeye mi bağlı. Üçüncü işte third party magnetometer. Onun interrupt line'ları isterseniz işte onun adres line'ı isterseniz. Ondan sonra ona göre kendi SDI'ni işte şeye, mikro işlemciye, burası processor'a bağlamak veya işte interrupt'ı bağlamak vesaire vesaire, bununla alakalı söylemiş. Orientation'ı vermiş. Ondan sonra assembly information'ı vermiş. Burası yine PCB tasarımında önemli. Part tasarımı yaparsanız part tasarımında burayı yapacaksın. Buraya dikkat edeceksiniz. Pin 1'de genelde her zaman bu da bir dat olur çiplerde. Yani her zaman çipin sol tarafında, sol tarafı 1 ile başlar. Öyle bilin. Oradaki notch vardır yani üstünde. Veya işte ya beyaz noktayla yaparlar ya içeriği birazcık şey yaparlar. Ondan sonra burada yine önemli dikkat etmeniz gereken PCB tasarımı yaparsanız verilen şekil çipi ters çevirip altına mı bakıyorsunuz yoksa pedin nasıl olduğunu mu gösteriyor? Hani önemli olan şey o. Burada altına bakıyoruz gibi gözüküyor. Ama farklı da verilebilir yani. Pedlerin nasıl tasarlandığı gerektiği de verilebilir. Burada minimum maksimum şeyler vardır. Ya milimetrelerle ya millerle verilir. Ne kadar olması gerektiğini bu aralıkların. Dediğim gibi bu aralıklarda yine pedler olabilir. Yani alt tarafta sizin oluşturun pedler. Çünkü normal çipin kendi pedlerinden daha büyük olması lazım. Ya onu gösterirler ya da diğer türlü. Mesela buradaki gördüğümüz kadarıyla, benim anladığım kadarıyla direkt tasarımda nasıl tasarlayacağınız şeyleri. Pedleriniz, yeşillerin. Ondan sonra işte şuradaki şey alt tarafta pin. Hani şöyle bir sağ, kırmızı olan sağdır. Hani lehim. Başka bir şey... Trace routing, whatever, assembly, orientation error, MEMS handling, reflow specification. Reflow specification çok güzel bir şey yani. Qualification. Burada reflow oven'lar var, fırınlar var. Reflow oven da şöyle oluyor. Siz normalde bir stencil alıyorsunuz. Stencil ne oluyor? PCB stencil diyelim. Gözüküyor mu? Ha, PCB stencil. Şimdi şu aslında olay o. Açabilirsek bunu. Şimdi PCB'niz var, bir tane sadece pedlerin oluşturduğu bir şey oluşturuyorsunuz. Hani sadece pedlerin olduğu bir stencil oluşturuyorsunuz. Bunu da aynı şekilde satın alıyorsunuz, order veriyorsunuz. Burada tamamen delikleri kalıyor sadece. Yani şurada gözüktüğü gibi aslında birazcık da şöyle sadece delikler kalıyor. Daha sonra board'unuzu mesela kendiniz yapıyorsanız yani bunu üstüne yatırıp üstüne lehim basıp ondan sonra belli bir şeyle çekersiniz hani şöyle. Bütün şeyler hani lehim pedlerin üstünde kalır. Pedlerin üstünde kaldıktan sonra artık şeylerinizi partlarınızı koyarsınız. Üstüne yerleştirirsiniz. Ondan sonra fırına verirsiniz. Fırına verdikten sonra da işte özellikle surface mount'lar için bunlar geçerli tabii ki. Fırına verirsiniz. Fırında da belli bir temperature profil vermeniz lazım fırına. Buradaki temperature profil de o. Belli bir yerden belli bir yere kadar şey yap, ondan sonra preheat yap, oradan şuraya kadar çık, ondan sonra F'e kadar çık, neyse artık TP max. Ondan sonra geri aşağı işte 10 saniye falan sürecek burası diyor, maksimum 30 saniye sürecek diyor. Sonra geri aşağı doğru inerek cooldown yaparsınız. Bunu tabii şöyle bir güzelliği var, isterseniz kendi evde fırınınızda da yapabilirsiniz. Yani öyle eski küçük fırınlar varsa elinizde, bizim davlumbazlar vardı ya onlar gibi. Bu mikrodalga tarzında hani mikrodalga gibi gözüken fırınlar var yani şeyli. İsterseniz bir termocouple bu profili kendiniz verirseniz aynı şekilde kendiniz evde reflow edebilirsiniz yani botlarınızı, oluşturduğunuz botları. Burada da onu vermiş yani bunları şeyleri. O yüzden bu çok çok güzel bir information. Bu önemli yani bunu yapabilmek.
Burada vermeleri de güzel. Üstünü nasıl okudu? Burası da şey, şey için, assembly için şeyin ne kadar aralıklı olduğu, işte alignment'ların, chip'lerin nerede olduğu, real'da nasıl olduğu şeyde. Buradan alır makine pat 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 hani koyacak gibi düşünebilirsiniz. Neyse, burası böyle, başka bir şey kalmadı herhalde üstünde. Tension'lar, bilmemeler kaldı. Evet. Burayla alakalı sorusu olan var mı? Ekstra PCB şeyi verdim ama yani ileride görürsünüz diye birazcık aslında faydası olur yani. Neyse, burası için normalde data sheet de verilir de bu MPU-65'de bir de ayrıca register map vermişler. Ayrıca bir data sheet var yani. Register description, olsun map'e bakalım ya. Hepsinin description'a bakalım. Bunlar da register'lara bakalım. Şuradan adres hexadecimal 00'dan başlıyor. İşte 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'lere kadar gitmesi lazım. Çünkü zaten 7 bitlik bir şey. Burada önemli olan birkaç tane register var. Bunlar hangileri? Birincisi, yani hepsine tek tek bakınca zaten anlaşılacak da. Mesela cell testler için, işte offsetler için neyse whatever. Konfigürasyon kesinlikle önemlidir. Config ediyorsun çünkü. Gyro, config, accelerometre istersen onların konfigürasyonları. Whatever, FIFO enable isterseniz FIFO enable ediyorsunuz. I2C master control, bu işte ikinci bir hani slave'ler, master'lar kullanırsanız işte magnetometer için, bize kullanmayacağımız için whatever. Interrupt pin'i configure isterseniz, enable etmek isterseniz status için. Accelerometre X out, Y out, Z out. Mükemmel. Ondan sonra temperature'lar var. Ondan sonra gyro'lar var. Bakın toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bitlik bir şey, ne bitliği, 14 byte'lık bir data okumanız lazım. Bütün aksiyometre, temperature ve gyro'ları almak için, ekstra sensörleri de almak için devam ediyorsunuz. Burada şunu diyor, underscore h'ler 16 bitlik data var. Underscore h'ler üst tarafı, low'lar da alt tarafı, yani eksi altın hani iki farklı transmit adreste okuyorsunuz. Yani underscore read 16 tane register oku dersen bana, işte şuraya mesela magnetometer'da dahil olmak üzere en azından işte onların şeyleri diyelim ki şuraya yaparsak herhalde ne kadarsa o kadar okuyabilirsiniz bir seferde. İşte burst modda, o burst modu support etmesi demek de o demek yani. Yoksa çünkü bir tanesini oku, sonra kapat, bir daha oku, kapat, bir daha oku falan, tek tek hani okumanız lazım, yapmanız lazım. Orada diğer türlü tek seferde buraya kadar okuyabilirsiniz. Burst mode support ediyorsa. Master delay control, signal path, axon user control. Burada çok da bir şey gözükmüyor. Power management da vardır mutlaka bir şey. İkinci şey bu. Register. Who am I register'ları. Bunlar da genelde who am I register olur. Who am I register da register adresini hani geri verir veya işte şeyi söyler, belli versiyonu söyler. Bir de orası önemli. Genel olarak default olarak hepsi 0.0'mış diyor. Ekstra sadece işte power management 1'de 0.1'miş. Who am I'da da 70. Yani biz okuduğumuz zaman eğer 70 okuyabilirsek sistem çalışıyor demektir. Günün sonunda yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. İlk başta bu tarz bir şey interface ederseniz buradaki who am I register'ını okumanız gerekecek. Ne dedik? Config register'ı var dedik. Şöyle diyelim. Who am I'yı alalım öncelikle. Who am I neymiş? 75. Şimdi oluşturuyoruz. Normalde bunun için ayrı bir tane şey oluşturursunuz. MPU-6050'nin H dosyası ve C dosyası oluşturmanız gerekir. Ama ben hani her şey bir yerde olsun diye define ne diyeceğiz? MPU-6050 who am I? 0x75 mi? Ondan sonra bunun gibi birkaç tane daha olacak. Ne olacak? Neydi oradaki? Power management miydi? Power management bir lazım herhalde. Bu ikisi teknik olarak gitmesi lazım. Bunun şey neydi? 6B. Bunu da alalım. 6B. Bunları tabii daha sonra kullanacağız da ben şimdiki buraya okumuşken alalım dedim. Bir de ekstremitlerden data almak için aksiyometre şeyini alalım. 3B. Hocam şimdi orada bir sürü register vardı. Siz bunların ikisini alacağınızı nereden bildiniz?
Hangisini alacağım? Ya şöyle, şimdi intuition birazcık burası ya. Yani dediğim gibi şuradaki registerlar zaten şey değil. Hani master control, slave adres, ekstra bir şey bağlamıyorum. Bunlar onlarla alakalı. Hani işte pin konfigürasyonu, işte pass through, yine pardon. İşte open, latch, interrupt, bilmem ne, interrupt ile alakalı gözüküyor. Ha, interrupt pin konfigürasyonu zaten. Interrupt önemli. Interrupt kullanmayacağım mesela, almayacağım. Ondan sonra ne bileyim, buraya geldim, Firefox enabled, istersem ederim, istersem etmem. Şu anda etmeyeceğim, basit olsun diye. İşte akselerometre, gyro config'lere bakarım. Bir, hani bakacağım yani bir ne olduğuna. Onlarla alakalı bir şey olacak. Config ile alakalı bir şeyler olabilir. Onu mesela FIFO modu diyor. Gerçi başka da bir şey göstermiyor ama burada bir tek var. Config'e de bir şey yapmamıza gerek yok. Bunun gibi yani aslında. Hani genel olarak bilme şeyi o. Bazen data sheet'lerde şey verirler. Hani initialization için şunu şunu yapın derler. Tamam mı? Şu servisi ikonusu yapın. Şuraya 1 yazın. Şuraya 0 yazın. Burada bir tek şu vardı. Bize denen bir tek şu. Aşağıda bilmemiz gereken Power'daki, management'daki 0-1 yazmışlar. Yani birinci bitinde 1 yazıyor. Power Management'a bakarsak eğer bir tanesinde 1 var burada. Clock Select, pardon, ne yazıyor? 0-1. Evet, 1 yazıyor yani orada. Başka da bir şey yok yani. Clock Select gibi bir şey var herhalde şey yaptığı zaman. Ama onun haricinde başka bir şey yok. Böyle anlayacaksın. Yoksa şey değil yani. Nasıl diyeyim, belli spesifik bir şey yok diğer türlü, tamamen birazcık uğraşarak yani. Bunlar tabii siz internet ederken gidip böyle yapmayın, hani oturup tek tek okumayın yani. Belki beni takip edin mutlaka, bir huayma'yı almaya çalışın kendiniz, işte veya işte aksanatenin data almaya çalışın ama gidip kendi otomatik, hani var olan bir kütüphaneyi kullanabilirsiniz yani. MPU650'yi ararsanız hiç gören oldu mu, var mı öyle kütüphaneler? Vardır yani, bende de vardır. Var mı diyeyim. Yani bizim direkt alıp hani plug and play'in yapabileceğimiz, Arduino'da falan çok fazla vardır bu tarz şeyler. Alıp kullanabilirsiniz onları. Yani onlar da otomatik olarak bunları yapacaktır yani. Alt tarafta farklı bir şey olmayacaktır yani. Bilmiyorum, açık şey yapabildi mi? Sonuna cevap oldum ama. Öyle bir şey değil yani, hani illa böyle yani çok spesifik bir yerde spesifik bir şeyi enable etmeniz gerekiyor olabilir ama onu da data sheet'te genelde söyleyeceklerdir yani. Tamam, bunları aldık. Bunlarla şu anda şeylerimiz bunlar. 3 aşağı 5 yukarı. Bir de config'leri alabiliriz belki bunlarla alakalı ama onun haricinde bunun şeyini de alsaydık aslında ya. Bir sonrası da bunun logo herhalde. Onu da alalım. BC herhalde. X, hani hem yukarısı hem aşağısını almış olalım. Onun haricinde başka bir şey yok. Bir de MPU650 adresimizi yazabiliriz oraya. Aynı mantık. Falan MPU650 adres. Adresimiz de 0x68. Bizim botta sıfıra bağlı şeyde ekstra. Sizde de var değil mi? Aldırdık ya. Aldırdım size de bundan. Herkes de var. Tamam, süper. O botta büyük ihtimalle sıfıra bağlı. Yani bir ground'la şey yaparsanız, short testi yaparsanız ground'a bağlı olması lazım. 68. VD diye bağlıysa 69 olacak hani, ona göre. Bu da tamam. Şimdi gelelim işin şey tarafına. Bu tarafına yani. Biz nasıl yapacağız? Önce SPI'ye quickly bakalım. SPI'de bir şeylerimiz var mı? Hani böyle üstünden geçmemiz gereken. Zaman olarak nasılız? Zaman olarak çok da zamanımız yok. Not good. Şöyle yapalım. Gösterdiğimiz olay yani. Aynı mantık. Başka da aynı mantık şeyler. CPOL'lar. CPHA'lar. Data frame configuration of SPI mesela. Burada göstermiş. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye. SPI ile alakalı. SPI'ye geçeceğim o yüzden. Şimdilik iSquare'ye çok zamanımız olmadığı için de. Bizim diyor ki standart modumuzu support ediyor. Fast mode, bir de fast mode plus. 1 MHz'e kadar çıkabiliyor diyor. 7 bit adrese support edebiliyor diyor. iSquare'ye implementation. Ha, bazı iSquare'ye 1 modülünde bazı şeyler varken 2 modülünde yok diyor. Çok da whatever. burada şey var, burası ilginç. Belli bir clock var. Belli bir bus var. SM bus farklı bir şey için. GPIO logic, analog noise filter, digital noise filter diye belli bir noise filter şeyleri varmış. Clock timinglerle shift register. Bakın shift register alıyor data şeyi. Gibi bir şeyleri varmış. Yani istersek bu filtreleri de enable edebiliriz, noise filtrelerini. Block diagram, bu da 2 için. Whatever. Bidirectional, I2C, Clark, tamamen SMS için farklı.
clap requirements bir şeyler olacak diyorum şu anda. Bakmayacağım. Start stop conditionları. Enabling and disabling peripherals. The I2C peripheral clock must be configured and enabled in the clock controller. Then I2C can be enabled by setting PE bit on the big number register. Disable software reset. Tamam, süper. Noise filterları söylemiş. Bir şeyler diyor. I2C tam timingleri vermiş oldu ki bizim timinglerle aynı. Burada timerları customize bile edebilirmişiz. Yani hani birazcık stretch yapabilirmişiz. Onlarla alakalı diyor. Ben çok onlara da girmeyeceğim yani. Whatever. Hold time'ları falan filan. Initialization, initial, clear bit. Ondan sonra configure. Bunları configure et. Bunu configure et. Bunları configure et. Şuradaki timing register'da. Dokunmayacağız biz. Hiçbir şey bırakacağız. Fix. Ondan sonra no stretch'i configure istiyorsan diyor. Sonra da P'in şey yaptığı zaman initialization complete olacak diyor. Buradaki şeyimiz o. Gördüğümüz şey o. Software reset. Anlatmış data transferler. İşte oradaki hani şey mesela Rx not şey empty şey sıfır oluyor diyor şöyle olunca falan filan. Belli bir şey. Read data sıfır, read data bir. Okey. Bir şeyler yapacağız diyor. Transmission'da işte transmission neyse buradaki. Ended mi acaba? TXE bir. Meaning that no data is written yet. Ha, tamam whatever. Öyle bir şeyler diyor yani. Hardware transfer whatever bir şeyler diyor. Automatic end mode, automatic software, automatic end mode. Mesela auto end 1 ise CR2 register'dan otomatik de send stop gönderecek diyor. Tamam, number of bytes'ı programlıyorsunuzmuş burada. Göndereceğiniz mesela 1 tane byte mi alacağım, 10 tane mi var? Mesela dedik ya 14 tanesini arada alacağız diye. 14 tanesinden sonra tak otomatik olarak yapmak istiyor olabilir şuradaki gibi. Slave mode'da çalıştırmayacağız. Master, biz master'ız. Slave byte control, whatever, slave transfer, whatever. Ne diyor? Transfer, slave transmitter, slave transmitter, slave transmitter. Bayağı bir slave mode şeyi varmış. Master initialization, bir şeyler yap diyor. Zaten dedim gibi, kubemix zaten bunları otomatik olarak yapacak aslında yani bizim de çok. Aman aman bunların üstünde durmanızın çok bir şeyi yok da ben biraz daha görelim diye şey yapıyorum yani. 10 bit adres modda nasıl oluyormuş? Mesela ilk 7 adresi burada, ondan sonra işte ikinci adresleri burada gibi gönderebiliyorsunuz diyor. 10 bit adresi de geçtik. Herhalde başka bir şey yok yani çok da. Herhalde tamam yani bizim göreceğimiz. Low power mode, slave mode, master mode, timing. Ondan sonra SM bus'lara girmiş zaten. Çok önemli değil. Register'lara bakalım. Control register'da bir şeyler var. Bazı şeyleri kontrol edeceğiz. Önemli olan bizim buradaki PE. İşte bir de bir şeyleri interrupt'lara göndermemize gerek yok. Interrupt enable'lar onlar. TXT ama enable'lar, no stretch'ler. Burada başka hiçbir şeye gerek yok. Herhalde sadece PE burada gördüğüm benim. Enable etmemiz gereken bir şey. Belki auto end falan burada mıydı acaba? Aşağıda auto end falan onları stop detection, address match, error interrupts. Yok ya başka bir şey yok burada. Evet, burada yokmuş. Auto burada, auto reload, auto end burada. Yani neymiş? Paket error, automatic end mode. Reload bytes. Buna bir yazacağız. Hani bir bytes not completed. M bytes. Buraya bir yazacağız. Pardon. Ondan sonra neck generation. Otomatik yapmak istiyoruz. Current byte. Tamam. Neck otomatik. Stop generation. After current byte transfer. Yapabiliriz ama zaten auto end yaparsak otomatik yapacak onu. Biz manuel istersek buraya bir yazacağız. So hani enable I2C, disable I2C şeyleri vardı ya fonksiyonları. Literally buradaki bite stop 1 yazıyor, buradaki bite 1 yazıyor. İkisi iki fonksiyon bunları yapıyor yani başka bir şey yani. Head address, address 10, read write, bu da slave address. Tamam, çok da başka bir şey yok. Başka da bir şey yok herhalde ya. Bir de timing register'lar var ama. Timing register'lara bakalım. Timeout, time, şuralar mı? Buralar biraz daha gıcık. Aslında yukarıda nereden bakmak lazım bunları. Bunları şu anda. Yukarıda vardır yani. Yukarıda size diyordur ki timer için şunları şunları yazın. Configuration example. 8 MHz'de değiliz. 16 MHz'deyiz biz. 16 MHz'de fast mode için bunları yazın diyor. Biz literally bunları yazacağız yani. SCR'de 0.9
Hani belli bir formül var hesaplamak için de. Bunları yazsak yeterli olacak diye düşünüyorum. Who knows? We'll see. Yani dediğim gibi günün sonunda çalışmayabilir yani. Hani şey yapıyoruz ama çok high hope'da durmayalım. Şimdi bir tane fonksiyon yazalım. Void init isoscratch. Her şey hazır mı bizim şey yazmak için? Peki onu sorayım. Başka bilgi ihtiyacımız var mı? Hocam pin. Pin. Aynen öyle. Mükemmel. Evet. Yani bir tane pin'e ihtiyacımız var. Onu da nasıl bulacağız? Şuradan gelelim. Pinler nerede ya? Dur bakayım. Şuradan alabilir miyiz? github.com G0 desek şurada. Pinleri şuradan alabiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman her şeyi her yere bağlayamıyoruz. Şimdi buradaki sıkıntımız orada artık. Keypad'lerde bile çok aman aman değildi ama hani LED'lerde zaten yok böyle şey, SSD'lerde. Artık sadece ve sadece burada I2C yazanları yapabiliriz. Burada neler var? Bir, şurada I2C SCR SDA yani A5 A4'ü kullanabiliriz. Birinci opsiyon. İkinci opsiyon şurada. Burası I2C 2'yi kullanıyormuş. Şurayı kullanabiliriz. Buradakileri okuyamıyorum ama D0 D1 herhalde bunlar. D olmaması bu ya. Bunlar ne ki? HB6, PB7. Ha, şurada yazıyor. I2C1 burası kullanıyormuş. Yine aynı şekilde PA9, PA10 burayı kullanıyormuş. Ve de ne kullanıyormuş? Şu ikisini kullanıyormuş. PB8, PB9. I2C, SCR. Tamam, evet. PB8, PB9'u kullanalım. Yani benim şu anda orada. Bağlı. Ama dediğim gibi çalıştırdım mı çalıştırmadım. Keşke çalıştırsaydım. Neyse. Burası tamam bu bilgi. İkinci bilgi bilmemiz gereken GPIO'ya gidip alternate function'da bunların nerede yer aldığı. Yani PB8, PB9 dedik ama PB8, PB9 nereye tekabül ediyor? Aslında burada değil ya bu da şeyde. STM32 G0 da değil mi? Şurada. Daha önceden bakmıştık buraya. PB8, PB9. PB8'e bakarsak bu ne yapıyormuş? Alternate function 6'daymış. PB9 zaten I2C1'ler alternate function 6'daymış. Yani alternate function'a şey yazacağız. 6 yazacağız. Bunun için ben şuradan hemen BSP'den şeyi alsam aslında olabilir. Belki UART'ın setup'ını alayım da. Buna benzer bir şey olacak yani. Yukarıdan başlayalım şimdi. Diyelim ki MPU 6050 PB8 şey PB8 PB9. Şimdi öncelikle B'yi enable edeceğiz. Şu. Enable GPIO B. Şimdi şurayı bilmemiz lazım. Burayı nereden bileceğiz? Şuradan RCC'ye gidelim. Teknik olarak şey olacak da neyse şuradan bakalım hadi. I2C 1 enable 21. pinmiş. Hangisinde? 1'de. 1'de 21. pinmiş. Tamam. Şimdi öncelikle PB 8'i alternate function 6 olarak setup edeceğiz. Şurayı 8 yapacağız. Şurayı 8 yapacağız değil mi? Ama şurada B'ler olacak. Hepsi değişecek bunlar. Şimdi unutmayalım da. Tamam. Ondan sonra alternate function'dan. Şimdi 8.'si alternate function'da ilk 7 olduğu için aslında bu direkt şöyle bir şey olması lazım yani. Bu 0 olması lazım şöyle. Hani neden? Şuralarında 1 olması lazım. 8 için yani. Bakalım hatta yani emin olmak için dedi. High register'ların sıfırıncısında olduğu için mi hocam? Aynen. High register'ların sıfırın üstünde olduğu için şuradan da. Şurada high register'da 8 burası tam. O yüzden alternate function 6'a 6 yazacağız oraya gideceğiz. Ne yapacağız? Şu 6 olacak. Doğru mudur? Takip edin siz de ben yani hata yapmaya meyilliyiz. Burası alternate function olacak. Onda bir sıkıntı yok. Buraya 6 yazdık.
Buradası da 9 olacak değil mi? Şurayı da PB9 diyelim. Şöyle yapalım hatta. Şunu kopyalayıp şuraya yapıştıralım. PB9 yapalım burayı. Şurası 9 olacak. Şurası 9 olacak. Şurası alten function 1. Birincisi bu sefer 1 olmuş olacak. Hani bir ilerideki dörtlü. Ama ne yazacağız? 6 yazacağız. Şimdi burada bir tek şey farklı. Ne farklı? GPIO'ya nasıl bağlayacağız dedim. Nerede? O-Typer. GPIO'ya nasıl bağlamamız lazım? Open Drain bağlamamız lazım dedim. Bakın. Normalde push pull'du çünkü her zaman sürüyorduk. Ya 0 sürüyorduk ya 1 0 sürüyorduk output olduğu için. Ama bunlar open drain ya da open collector olacağı için high z-state'de buraya 1 yazmamız lazım. Yani o typer'ına 1 yazmamız lazım. Ekstra bir step'imiz var yani. Onu atlarsak çalışmayacaktır. Bir o typer. Hocam o şey open drain kullanmamızın sebebi neydi? Hemen dur. Şunu yazayım geliyorum unutmadan. 9. Şimdi open drain kullanmamızın sebebi şuydu. Nerede? Burada. Şimdi dedik ya normalde SPI'de böyle bir problem yok. SPI'de ne yapıyor? Çünkü her bir slave'i kendin seçtiğin için diğerleri zaten otomatik olarak open drain'e düşüyor. Hiç bağlamıyor bile. Ama SPI'de bağlamak için şeyler hatları birbirine yani herkes aynı şeyi share ettiği için ve sen sadece adresle konuştuğun için belli bir ortak şey lazım. Hani sürüş mekanizması lazım. Ortak sürüş mekanizması bu pull-up resistorlarıydı. Buradan yukarı doğru pull-up resistorlarıydı. Ortak, yani burası yukarı çektiği için ortak sürmüş oluyor. Diğerleri de kendileri sürmesin diye boşta bırakman lazım. Onu da şöyle bir transistörle bırakıyor işte BJT ya da MOSFET durumuna göre. Ne yapıyorsunuz? Buradan sürmediğiniz zaman bu otomatik olarak boşta bırakmış oluyor. Bu da zaten bir inverter yani başları sadece gate'lere girmiş oluyor. Yani o gene floating. Yani hiçbir yere bağlanmadığı için bu floating yapmış oluyor. Yani high Z, high impedance state'inde durmuş oluyor. Siz sürmek istediğiniz zaman bunu sürüyorsunuz aşağı doğru bağlayarak. Hani sıfır ya da bırakarak bir gibi hani bırak sür bırak sür bırak sür gibi toggle ederek şey yapabiliyorsunuz yani bir sıfır gönderebiliyorsunuz. Open drain olmasının sebebi oydu. SPI'de buna ihtiyaç yok veya UART'ta buna ihtiyaç yok. Çünkü bir tane peripheral bir tane hattı sürüyor sadece veya her hattı bir peripheral sürüyor diyelim. Bir peripheral bir tane hattı sürüyor çok şey değil mi? Her peripheral bir hattı sürüyor. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi şurayı alalım. Ben hani I2C enable ettik. Bunların hepsi farklı olacak zaten bizim için. Şimdi ilk yapmamız gereken aslında şunu diğer yan tarafa alsaydık neyse. Şöyle yapalım. I2C'nin register'larına gidelim. CR1. CR1'deki şurayı sıfırlamamız. Bunun zaten resesi sıfırmış. O yüzden sıfır yazmamızda bir sakınca yok. Burada şey önemli, buna dikkat edin yazarken, CR1 eşittir 0. Şimdi bana böyle bir mail geldi de başka bir üniversiteden başka birisinin herhalde. Şuradaki or'ların, end'lerin ne yaptığını herkes hakim mi acaba yoksa değil mi? Yani yine iter edeyim de ben hani bu aslında şu demek, eşittir bu or bu yani bu. Yukarıdaki yazımın açılımı oku, orla, burayla sonra geri yaz demek. Dolayısıyla siz sadece ve sadece buradaki biti değiştiriyorsunuz. Hani dediğim gibi bunu yani buradakiler herkes biliyor büyük ihtimalle de yine de ben bir itere etmek istedim. Hani C'yi belki yeni alan bir iki kişi vardır yani. Burada mesela yeniden yazmıyorum çünkü zaten sıfır nerede? Zaten aslında şunu büyütebilirim artık yani. Bu zaten sıfır. O yüzden çok da şeye gerek yok. Tamam. Burada da başka bir şeyim yoktu. CR aslında bir tane şey yapabiliriz ya. Ne yapabiliyorum? Error varsa yakalayalım. Error interrupt'ı var burada bir tane. Hoş. Onu gördüm şimdi. Nerede? Kaçıncı bit? Onu enable edelim. Error interrupt. Çünkü bir tane interrupt'ımız olsun. Arbitration loss, bus error detection, underrun, overrun, timeout detection, alert ladder. Her birinde bir şey yapıyormuş. Kaçıncı bitti o? 7. bit. 7. biti enable edelim. I2C1, CR1,
4 eşittir 1. 7. 7 kere kaydıralım. Error interrupt. Öyle ilgili bir şey. Tamam, şimdi CR2'ye geçelim. CR2'de ne yapmak istiyoruz? CR2'de auto end açalım bir 25'ten. Bir de auto neck'i açalım 15'ten. Number of byte'ları sonra zaten transmit ederken yazacağız herhalde. Çünkü onu şeye göre değişir. Slave adresi kullanmamıza gerek yok. Sıfırda kalabilir hepsi. 24 ile 15. Şöyle yapalım. I2C 1 CR 2 OR eşittir U 25. Bu bir tanesiydi. Hangisi hatırlamıyorum. Şu da diğeriydi. 14 mi biliyorum? Neck herhalde bu. Bu da auto end. 25'te 15'miş. 25. Şurası 15 olacak. Bu da tamam. Timing'lere bakalım. Şimdi timing register vardı bir tane. Şurada timing register. I2C timing register 5. I2C 1 timing register diyelim. Or eşittir diyebiliriz. Buraya bir şey yazacağız ama ne yazacağımızı bakacağız yani. Ne yazacağımız da şurada bir yerde timing'den gösteriyordu bize. Timing register configuration 8 megahertz, 16 megahertz. Böyle bir şeyler yazacağız yani. Biz nerede çalıştırıyoruz? Fast mode'da mı çalıştırıyoruz? Standart mode'da çalıştırabiliriz aslında. Standart mode'da çalıştıralım. Çünkü biraz daha garanti olsun. Fast mode'da bilmiyorum. Kalkma yani. 3 yazalım klasik yerlere. Kafama göre. Orada çalışır yani. Bir yere 3 yazacağız. Tamam mı? Hangisine 3 yazacağız? Press-C'ye. Yani şu anda hangisinin hangisi olduğunu şunu aslında şöyle yapsam olur yani. Şunu görelim de şunu şuraya alsak. 5'e alsak değil mi? Şimdi tek tek gitken artık. Evet. Şöyle daha güzel. Tamamdır. Evet, burası neydi? Press G olacak. Bunun aynısını alalım. Ne alacağız? 0x13 SCL. Ondan sonra SCL aç. Bu tabii ki şeyinize göre değişir. Yani dediğim gibi şey timingler şeye göre değişebilir. Kullandığınız alete göre. O yüzden dedim ya, yani çalışma ihtimali var, çalışmama ihtimali de var. SDI'de. Bunu en iyi yapmanızın yolu, yani bunu en iyi nasıl yapabilirsiniz, bunlara nasıl bakabilirsiniz? Yerden de oradan konuşalım yani. Bunun muhabbetini edelim. Mesela bunları set ediyorum ama ben bunları nasıl göreceğim ya? Hakikaten doğru mu gidiyor, yanlış mı gidiyor, nasıl bakacağım? Nasıl yaparsınız? Sağdan direkt kontrol ederiz hocam register'ları. Yok, register'ları tamam. Register'ı yazdınız. O ayrı mesele de. Yani ama yani gidiyor mu gitmiyor mu, hani o tarafa nasıl bakacaksınız yani? Hocam MP60'ın üzerinde SCL, SDL'nin üzerinde şeyleri var. LED'leri var. Ben oradan kontrol ediyorum. LED'lerden kontrol edemezsiniz. Yani çok, yani 100 kHz'da çalışıyor. LED'in yandığını görmezsin orada. Ya yani datayı tek tek yavaş yavaş yolladığımız için hani bazen o yüzden dedim. 100 kHz'de yolluyorsun yani. Bayağı sağlam yolluyorsun yani. Prescaler 28'deymiş. 28'i kaydıracağız. Evet, başka? SCL Dell. Logic Analyzer olabilir mi hocam? Aynen öyle. Logic Analyzer is the answer. Yani osiloskop hani varsa elinizde ve varsa da Logic Analyzer. Logic Analyzer çok çok daha işe yarar. Hani osiloskopta burada şey görürsünüz. İşte oradaki çizimleri görürsünüz. İşte rising time'ını, falling time'ları, hani onları, hani kapasitans var mı, nasıl, ne durumda, resistor'ın iyi mi gibi onlara bakabilirsiniz. Logic Analyzer'da gönderdiğiniz data ne gibi, nedir? Yani 0x15 mi gönderiyorsunuz, 12 mi gönderiyorsunuz? Onları şey yapar, bulursunuz. SDI Dell,
Hocam o profesyonel ortamda kullanılıyor herhalde değil mi? Paralı bir şey diyebiliyorum ben. Logic Analyzer mı? Evet, ücretsiz mi o? Yok, osiloskop işte, o da aynı Ha, osiloskop. aynı şey. He, tamam. Yani osiloskopun dijital hani şeyi versiyonu. Bazen osiloskoplarda oluyor, logic channel'larda logic bağlayabiliyorsunuz. Ya da ayrı bir şey olabiliyor yani. STL-DEL 20. Tamam, yani mutlaka öğrenin. Ben size tavsiye ederim yani kesinlikle. High period, low period, STL. Ha, şunlarmış zaten. 0. ENL 0. Bunu biz yani konuşurken görmüyorum. Yani. Şurada 8. Zannedersem böyle bir şey olacak. 8'e F yazacağız. 24 yazdık. 16 herhalde doğrudur ya. Tamam, bence yani hepsi doğru gözüküyor burada. Tamam. Başka ne yapacağız? Başka işimiz bitti gibi bence. Bitmiştir. Şunu alalım. Sıfır yapalım. PE bitiyor zannedersem değil mi? Perf enable gibi bir şeydi. Şurası büyük ihtimalle I2C 1 olacak. Şurası da böyle bir şey olacak. Yani büyük ihtimalle şu anda I2C hazır. Bir daha I2C'nin şeyini alsaydık. O var mı elimizde? Interrupt'ı şeyde mi var? BSPC'de mi var mı? Timer'ın interrupt. Ha, şu. Çok iyi. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Burası ne olacak? I2C 1 ayarkendir. Buraya zaten girmemesi lazım yani. Hani şöyle only enters when error diyelim. Buraya bir breakpoint de koyalım. Hani buraya girerse yakalayalım yani. Eğer hiçbir şekilde hatalı bir şey yapmışsak. Başka ne var? Şimdi initialization'ın okey olması lazım. Bir tane read şey oluşturmamız lazım şimdi. Read ne deniyor? I2C gibi bir şey oluşturalım şimdi. Initialization tamam. Yani şöyle yapalım. Float'a gerek yok şuradakine. Printf kalabilir de zaten yazarız yani çok da önemli değil. Şimdiki. Ne diyoruz? Init I2C mi? Yazdık. Öyle bir şey yazdık. Evet. Ha, şimdi ne diyeceğiz? Read. Ne yapalım? Şöyle bir şey yaptık. Read I2C gibi bir şey yapalım. Unit 8 type address register diyelim. Ondan sonra unit 8 type ne diyelim? Register address diyelim. Hani gönderdiğimiz register'dan okuyacağız gibisinden. Öncelikle ne yapabiliriz? Buradan burası işte asıl datasheet'i birazcık daha okumamız gereken bir şey de. Onu bilmiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Slave address 90. Nerede slave address 90? 7 bit address. 7 bit address. I don't care. Ha, bakın şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bu neden çok önemli? Burası çok önemli. Neden öyle? Şöyle. Şimdi 10 bitlik bir slave adresimiz var. 10 bitte normal çalışıyor ama 7 bitte diyor ki birinci bitten yedinci bite kadar olan kısmı yazın. Bu da ne demek? Ben aslında I2C 1'in CR ikinci register'ında ne yazmam gerekiyor benim buraya? Adres register'ı alıp bir bit kaydırmam gerekiyor. Eğer bir bit kaydırmazsam ben adresi yanlış yazmış olacağım. Bu 2 bitlik olduğu için de büyük ihtimalle şey yapabilir. Ne yapıyorsun sen diyebilir. Çünkü 8 bitlik şeyimiz var. Şunu kestirelim. Hatta bunu kestirip de alabiliriz bile yani. Şöyle daha mantıklı bir yapabiliriz. Şöyle yapalım. Tamam. Anlaşıldı mı burası? Yani bakın. Birinci biti don't care diyor. Birinci bitine mesela sıfır da yazın diyebilirdi yani. İlla sıfır da yazabilirdik oraya. Ama don't care diyor. Tamam, bu ilk başta yaptığımız şey adres register. Adres register değil burada ya. Device address diyelim. Adres register mi demekmiş? Device adres değil mi? Aslında device adresimiz. Tamam. Burada sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Aşağıdan çıkalım yukarı. Transfer direction master requested read. Ha, mükemmel. Bir yazmamız lazım şu bite. Kaçıncı bit ya? Bit 10. Bit 10'a bit yazma bir yazmamız lazım bir ara.
okuyacağımız zaman. Önce write modunu gönderiyorduk ama ileride I2C1 CR2 BU on read mod diyelim. Adres mod tamam. Sıfır zaten adres moduymuş. Head geç. Start generation tamam. Bit 13'e 1 yazacağız. Generate etmek için startı. 1 CR2'ya 1U 13 tamam. Stop modu zaten otomatik olarak olacak. Buna hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Otomatik olarak next yapacak. Buna da hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Number of bytes. Bytes. Diyor ki number of bytes to be transmitted, received is programmed. The field is don't care. Tamam. Okey. Number of bytes'a yazmamız lazım. Kaç bitlik bir şeyi okuyacağız. Şimdi burada normalde şey olsaydı hani güzel API güzel bir şey yazacak olsaydık güzel bir API yazacak olsaydık buraya mesela bir tane daha şey eklerdik. İşte uint 8 type number of bytes gibi bir şey eklerdik ki hani ondan sonra onu kaydırdık. Kaç tane okumak istiyoruz ama ben bir tane basit bir şekilde okuyacağım ben. Auto end, automatic end modu zaten bunu ayarlamıştık gibi hatırlıyorum ama okay. Packed error checking byte whatever. Şu anda herhalde tamamdır. Şimdi status register'ımıza bakalım bizim. Status register'da ne var? Neye bakacaktık ya? Aslında şey vardı da. Ha, busy diye bir şey varmış. Ona bakmamız lazım büyük ihtimalle. Neyse çok önemli değil. Alert geç, timeout geç. Bunlar önemli değil. Packer önemli değil. Overrun önemli değil. Arbitration önemli değil. Önemli değil. Transmit complete, reload önemli değil. Transmit complete bir tane bizim bakacağımız. Stop detection bir tane bakacağımız olabilir. Not acknowledge önemli olabilir. Adres match geç. Receive data register not empty. Transmit interrupt session. Transmit data register empty. Mükemmel. Büyük ihtimalle bizim buna bakmamız lazım. Ya interrupt session set by hardware when TXT is empty. And that it must be written to the, it's cleared when next to the, tamam yani ikisi de olabilir gibi ya. TXT'si yapalım. Ben ikisini de olur durdum yani. Ne yapacağız? While diyeceğiz. I2C 1'in CR2 şeyi pardon. Ayar sarıyla alacağız değil mi bunu? End diyeceğiz bunu. Bir kere. Şimdi bu doğru mu peki? Ne yapıyormuş? This bit can be written one by software when no stretch only in order to generate a TXT sketch. This bit is set by hardware when TX register is empty. And the data to be transmitted must be... Tamam. Yani TX data register empty ise, gittiyse bir oluyormuş. O yüzden empty olduğu zaman TXT tamam. Öyle olacak olsun. Ondan sonra ne yapacağız? Bu gitti. Sonra bir daha bu sefer şeyi göndermemiz lazım bizim. TX data register. Transmit data register'ımız var mı bir tane hiç? Mükemmel. TX data register'a da datamızı yazacağız şu anda. Tamam. I2C1 CR2 değil. TX data register eşittir. Cast etmemiz lazım büyük ihtimalle bunu. Ne diyeceğiz? Register address diyeceğiz yani. Direkt register adresi 0'dan 7'ye kadar yaz diyor. Ondan sonra ne yapacağız? Transmit complete. Transmit complete. This flag is false. Ben bilmem ne 0 have been transferred. It is cleared by software when start of service says when p is 0. Teknik olarak bu otomatik olarak yapacak gibi gözüküyor. Bunu yapmamız çok da gerek var mı bilmiyorum. Yok herhalde. Tamam. Şimdi write condition oluşturduk. Bir de şimdi read condition oluşturalım. Öncelikle send address and register to read diyelim. Read data. Tamam mı? Şöyle. Bunu bir daha sıfırlayalım bunlar çünkü biraz önce hep şey yaptık.
Ondan sonra şurada da sıfırlayabiliriz aslında. Why not? Ondan sonra device adresi koyduk. Number of bytes'ı burada set etmemize gerek. Yani, evet, bir tane okuyacağız sonuçta. Ondan sonra ne yapacağız? Bir auto end vardı şurada. Ha, read mode vardı. Read mode'da okuma modunu açacağız. Number of miles, generate start doğrudur. Ondan önce de auto end vardı. Onu seçeceğiz bir de, değil mi? Nerede auto end? Dediğim gibi yani karışık olabilir. Hani öyle oturup da hadi yapalım yapmanız zor olabilir yani onu. Şöyle 25 gibi bir şey. Auto end. Yaklaşık olarak böyle bir şeydir yani. Olması gerekiyor. Şeye de bakarsak eğer. Receive not empty. Neredeydi receive not empty? Not empty şurada. Bitti ki. Şunun aynısını alacağız. Ha, bu da zaten varmış. Generate start'tan sonra zaten beklemeye gerek yok. Adres göndermiyoruz. Şu iki. This is when it is copied into the RxDA register. Copy olduysa. Copy olduysa set oluyor. Yani bir. Yani onun bir olduysa çıkacağız. Yani copy edildiyse. O yüzden şöyle olması lazım. Tamam. Bittikten sonra da büyük ihtimalle şurada bizim return I2C1 RxDR register'ımızdan oku. Hatta bunu şöyle yapalım. Hiç return bir daha real breakpoint koymak için. Type data eşittir. Bu ondan sonra return data. Hopefully budur. Bakalım. Bir şey yazmayacağım zaten de sadece ve sadece. Pardon. Şimdi ne yapalım burada? Bir tane okuma yapalım. Unit 8 type data eşittir diyelim. Read I2C. İlki neydi? MPU 6050 address dersem. Ondan sonra da register adresi MPU 6050 who am I? Onu düzgün mü? Nasıl yazdık? Şöyle mi yazmışız? Okay. Şimdi burayı okuduğum zaman benim ne dönmesi gerekiyordu? Printf %x rn data. Tamam. Bu kalsın burada. Bizim şey ne? Şuradaydı. Şöyle alalım, şöyle alalım. Şöyle alalım. Herhalde her şeyimiz tamamdır. Bakın. Build edelim. Warning. Tamam, burası bir kere bunu istiyor. O tamam. Ne diyor? Implicit declaration of function. Implicit declaration ettiysek onu explicit bir şekilde edelim. Teknik olarak başka bir şey mi kullanacağım? Şöyle aldık. Bir de onun ümidi vardır herhalde. Şunlara gerek yok. Başka ne diyor? Readask. Şeyi mi yanlış yazmışım? Şu olması lazım demiş. Okay, bunu bilmiyorum. Tamam. Tamam. Çünkü burada yukarıda kullandığımız için teknik olarak bunu yapmamıza gerek yok da. Neyse. Şu anda şey olması lazım ya. Eğer şey yaptıysak datasheet'ten ne görmüştük? Who am I? En başta var herhalde. 70 miydi? Öyle bir şeydi herhalde, değil mi? Register map geldik. 70 görmemiz lazım. 70 görürsek doğrudur. Evet, gidiyoruz. Tabii çalışmayabilir. Evet, şu anda nerede kaldık? Göndermiş, data gelmiyor. Şu anda bakın bir tane flag burada durmuş. Yani şeydekilerden bir tanesi bu. Hani problemlerden bir tanesi. Bu flag niye o flaglere bakalım. I2C 1'in ayasarında ne var?
Herhangi bir hata oluşmamış ama orası ilginç. Bunları okumak çok zor. Evet, o sıfır. Hepsi sıfır herhalde. Ha, şurada bir tane bir var. Arlo. Arlo neyse Arlo 1. Arlo neymiş? Bakalım. Arlo arbitration loss. Bahsedelim tamam. Arlo lost diyor. Bir şekilde kaybetmiş. Sistemi kaybetmiş. Şey doğru mu acaba? S2RC doğrudur herhalde. Değil mi? Burada bir yanlışlık yapmadık. Initialization'da. Bu B'si zaten. Bundan sonra bunlar doğrudur. 8'ler, 9'lar bunlar doğrudur. Bunlar 4'ler, 5, şunlar FR, B'ler olmak üzere. Bunlar doğru olması lazım. Burada neck auto end otomatik bunlar tamamdır. Bundan sonra pre-secure'ları düzgün seyrettiğimizi varsayıyorum. Enable verdik. Ondan sonra S2RC 1'i enable ettik. Read'a şeyi biraz daha gıcık tabii ki. Şimdi CRT'yi sıfırladık. Ondan sonra bir ilerisine adresimizi yazdık. Bundan sonra number of bytes kaç tane byte istiyoruz? Mesela işte 32 byte, 1 byte okuyacağız. 1 byte yazdık. Ondan sonra start condition generate ettikten sonra otomatik olarak zaten start etmesi lazım. Ondan sonra TX data register'ına register adresini yazmışız. Burada belki transmit complete falan tarzı bir şey olabilir yani. Onu öyle bir şey olabilir burada. Çünkü burayı gönderdikten sonra check etmiyoruz yani. I2C CR1 data register'ına attık. Ondan sonra read modunda number of bytes. Şurada number of bytes değil. Buradaki ne acaba? 25 neymiş? CR2 auto end. Bu zaten auto end değil mi? Ha sıfırlamıştık bunu. Neki de yaptık mı? Bakayım. Nek. Şu ikisi lazım mıydı? Bunları yapmamız gerek yok herhalde burada bu arada. Çünkü şey aşağıda zaten CR2'yi şey yapıyoruz. Tamam. Şöyle yapalım. Generate start. Bunu sıfırladık. Bir daha bunu deneyelim. Yok, bu da şeyde kalıyor. Kalmasaydı ne alacaktı? Şu RX Data Register nerede? Okumuş muydu hiçbir bir şey? Data Register'ında yok hiçbir şey gitmiyor. TX Data Register'ında 75, 75 doğru mu? Hemen 75 miydi? 75 doğru yani. TX Data Register'ında 75'i yazmışız. Herhangi bir hata gözükmüyor yani burada. ISR'da bir tane bit gözüküyor. O da arbitration loss hatası. Yani şeyi kaybediyor ama. Ha, belki de şey yanlıştır yani. Benim connection'ım yanlış bile olabilir bu arada. bir kontrol edeyim mi? Bir saniye. Şu kaybolacak ama. Şunu da kapatalım. Takip edebildiniz mi arkadaşlar? Yani ben şey yapıyorum ama. Hocam iSQL'in handler'ını neden boş bıraktınız içini? O sadece error açtık ya. Başka hiçbir şey açmadığımız için boş bıraktım. Çünkü şey değil. Yani oraya da breakpoint koydum. Sadece şeyde girmesi lazım oraya. Bir hata varsa oraya girmesi lazım. Hani bir error bir şey oluşturuyor ya generate ettiği zaman. Çünkü başka bir interrupt yok yani burada. Enable ettiğim bir tek şey var. Error interrupt'ını enable ediyorum yani. Tamamdır. Birin ayasını okuduk. Şurada niye bire yazmışız ya? Bunlar 2 olması lazım değil mi? Okey. Şimdi oldu herhalde. CR2 biraz önce yanlış yerim yazdık. CR1'de miydi ki bunlar? Autolar. Hemen ona bakalım. Tabii yanlış yazmışız. Tamam. CR2 olacak bunlar tabii ki. Şimdi oldu yani. Tabii sonucu çözecek, sorunu çözecek mi bilmiyorum ama. Bakalım. Hala burada duruyor ya. Burada yakaladık. Bir şey daha yapmamız lazım herhalde ama onu biraz daha extensive bakıp yakalayacağız herhalde. XT, SPI, timer, reward, IS, what? 21 bak. Bir tane daha şimdi hatamız oluştu.
Birinci bitme hatası. Transmit empty. Ha, tamam. Transmission complete hatası var işte. Şey mi yapmak gerekiyor acaba? Şurada, ha, şurada belki bir tane daha şey lazım yani. Yani bir şey daha bitsin diye bekleyebiliriz. Neydi bu? Altıncısı falan herhalde. Yani şöyle bir şey olması lazım gibi. Transmission complete zannedersem yani. TC değil mi? 6'yı batırıyorum ben. Hasar. 6 transmission complete set by hardware. Tamam. Otorilat gerçi sıfırken değil mi? Yine de. Bakalım. Cancel. Belki orada bir şey olabilir yani. Register adresini gönderdikten sonra. Ha, bir şeyler geldi. Evet. Bir 6 okuduk ama yanlış okuduk. 6, gerçi 6 doğru mu acaba? Dur bakalım. Şuraya bir daha şey yapalım. Breakpoint. Nerede? Ha, bunun şeye geldi. Vay, şunu gösteriyor. 68. 68 okuduk. 68 doğru muydu ya? Bu yamay 68 mi okuması lazım? 70 diyordu burada. Ha, 70. register. Okey. Dur, 68 nerede? Bu yamay. 68 zaten bizim adresimiz. O yüzden yamay 68 okumamız normal aslında. 68 is used to verify the identified is an 8-bit address if register is 78. This is different from the SQL device on slave controller. Others of the MPUs depend on the value. HMI is an 8-bit ID. The value register is 70. Okay, 70 diyor. Ama 68 döndürüyor. Ben ne yapayım? Bir daha gönderelim. Şurada bekleyelim. Orayı bir okuyalım. Just to make sure. Burası zaten şeydir de. SQLC Rx. Valla gözlerim. Nerede Rx'e? 68 geliyor ya. İlginç. Neyse, 68 geliyor. Yani doğrudur, yanlıştır. 70 için 1 0 0 0 0 olması lazım. 68 kendi şeyi, belki de kendi şeyini döndürüyor ama döndürmemesi lazım normal şartlar altında. Tabii ki 70 döndürmesi lazım. Neyse, şey çalışıyor. Bir şekilde bir şey okuyoruz. Ama doğru değil yani. Burada işte yapmamız gereken artık hani işte logic analyzer'ı takıp logic analyzer'dan bakmak arkadaşlar artık. Var mı sorusu olan? Ha, bunu nasıl yapacaksınız tabii ki basit olarak. Yani bu kadar kasmak yerine normal şey yaptığın zaman zaten kübden oluşturduğun zaman küble alakalı konuşuyoruz zaten. Öyle değil. Kaydı durduruyorum. Hocam ben daha farklı bir soru